Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün Allah nasip ederse ekonomiyi ayağa kaldıranın zekat olduğunu, faizin ekonomiyi daraltıp batırdığını anlatmaya çalışacağız Allah nasip ederse. Tabii ilgili ayetlerle. Zekatla faiz ilişkisi son derece önemlidir. İlk baktığınızda hiç birbirine benzer bir şey bulamazsınız ama biraz ayrıntıya gittiğiniz zaman benzerlikler ortaya çıkar. Şimdi şeyde mesela diyelim ki şuradan şey çıkarım. Şimdi şurada 100 lira para var. Ben 100 lirayı burada şeye Yahya'ya borç olarak versem, 110 lira vermek üzere mesela buradan veririm. Şunu da kat, geriye ne verirsin? Değil mi? Ben 110 faize verdim. Sen bana geriye 110 lira verirsin, değil mi? Ben 100 lira veriyorum, 110 lira veriyorum. Fakat ben bu 100 lirayı zekat olarak versem geriye ne alırım? Hiçbir şey alamam. Hiçbir şey alamam yani. O sevap konusu da değil yani şey olarak. Ekonomik olarak düşündüğümüz zaman. Şimdi Bakara suresinin 276. ayetine bakıyoruz. Allahü Teala orada diyor ki يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى. Allah faizi daraltır. Faizli ekonomiyi daraltır. Faizli işleri daraltır. Ve yurbi sadakat, ama sadakaya, sadakalı şeyleri artırır. Şimdi burada riba kelimesi var. Riba artmaya verilen isimdir. Yani fazlalığa verilen isimdir. Şimdi mesela şimdi şurada iki tane 20 lira var. Birisine 20 lira borç veriyorum. O da bana şey yapıyor mesela, daha sonra getiriyor 30 lira veriyor. Şimdi aldığım 20 lira, verdiğim 20 liranın tam karşılığı, değil mi? Bu bunun eşit. Ama istediğim 10 lira karşılıksız olduğu için buna riba deniyor. Yani artan kısım, fazla kısım deniyor. Şimdi aynı kelimeyi Allah sadakalar için kullanıyor. Yani diyor ki Allah diyor faizi daraltır, sadakaları artırır. Sadakaları artırır dediğiniz zaman gerçekten hemen anlamak mümkün olmuyor. Nasıl artırıyor? Ben sadaka olarak verdim mi gitti işte. Yani sen o riba istediğin, hani artsın dediğin şey var ya, o sadakayla olur diyor. Faizi olmaz diyor. Ve aynı kelimeyi kullanmış olması çok ilginç. Evet. Aynı kelimeyi kullanıyor. Diyor ki يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِي. يُرْبِي yani ribalandırır. Ya şimdi riba artma manasına geliyor sözlük manası itibariyle. Şimdi er-riba dediğimiz zaman özel bir artışa verilen isim. Yani borç veriyorsunuz, borçtan gelir elde ediyorsunuz. Ama siz gerçekten artmayı istiyorsanız bunun yolu faiz değil, sadakalardır diyor. Şimdi bunu söyleyince gerçekten çok ters geliyor. Mesela şeyde ekonomi konusunda yani uluslararası tanınırlığı olan bir arkadaşa söyledim. Dedim ki yani birisi dese ki
faizle uğraşa, faiz daraltır, zekat genişletir. Buna ne dersin? Vallahi aptallık derim, öyle şey mi olur dedi. Hem de abdestli namazlı bir adam, ayetleri bilmiyor tabii. Sonra ayetleri okudum. Ve meseleyi anlatınca, aa öyle bir şey var mı ya? Bunun üzerinde çalışalım dedi. Şimdi gerçekten şeyler, mesela bizim gelenekte bu ayetleri okuduğunuz zaman sevap tarafını anlatırlar. Yani sevabı artar. Belki mealinde de öyle olabilir. Bakmadım. Bak ha. Yok, onu da şöyle. Evet. Neyse, şimdi şeyden bu artmada esas beklenen ne? Onu şeye bakalım. Ali İmran suresinin 130. ayetine bakalım. Evet, 67. sayfada Allahü Teala şöyle diyor. Diyor ki: Ya eyyühellezine amenu, müminler, la te'kulur riba, siz riba yemeyin diyor. Yani faiz yemeyin. Peki bu faizin özelliği nedir? Adâfen mudâfeten, kat kat artma özelliğine sahip olan faizi yemeyin. Şimdi kat kat artma özelliği nasıl oluyor? Adâf. Şimdi du'f dediğimiz zaman, şimdi şu 10 lira, bu bunun du'fu olur mu? Yani gibisi. Bu nasıl 10 liraysa bu da 10 lirası, tamam mı? Buna du'f denir Arapçada. Bu ikisine ne denir? Du'feyn denir. Du'feyn. Yani iki katı denir. Şimdi 3 tane olursa ne deriz buna? Eda'af deriz. Eda'af. Yani du'fın çoğulu. Arapçada çoğul en az 3 kat olur. Tamam mı? Du'fın çoğulu eda'af olur. Ama bu mudaafe olur mu? Mudaafe dediğimiz zaman 2'nin katları demektir. 2'nin katı olması için buna bir du'f daha katmam lazım, değil mi? İşte bu. Şimdi 4 tane du'f, 4 tane du'fa da adaf denir. 3 taneye de adaf denir. Çünkü Arapçada çoğul en az 3'tür. Ama mudaafe olması için, yani 2'nin katları olması için en az 4 olması lazım. Çünkü 2'nin en alt katı nedir? 4'tür, değil mi? Üst katları gider. Sonsuza kadar gider. Şimdi diyor ki faiz, edafen mudaafedir faiz diyor. Yani kat kat katlanarak gider. Hani Türkçemizde vardı ya, kar topu gibi. Her defasında büyür, 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 büyür gider. Şimdi adafen mudaafı olan faizi yemeyin. Şimdi faizin kendi yapısı öyledir. Şimdi mesela ben şeye, Yahya'ya 100 lira, 110 lira almak üzere 100 lira borç veriyorum. Şimdi bana ne yapıyorsun? 110 lira veriyorsun. Şimdi faiz öyle bir şeydir ki, mesela faizli ekonomik faaliyet olur mu olmaz mı, siz bir bakın bakalım. Mesela bir iş yapıyorsunuz. Ne iş diyelim? Diyelim ki fırıncılık yapıyorsun. Mesela herkesin ihtiyacı olduğu, yani hepimizin her gün kendisine muhtaç olduğumuz bir meslek. Yani her sabah bir pişmiş ekmek hepimizin ihtiyacı, değil mi? Onun için böyle herkesin ihtiyacı olan şey. Diyelim ki Yahya fırıncı. Yakışır da, çünkü nasıl olsa gıda konusunda çalışıyor. Yakışmaz mı? Yapabilir miyim? Yakışır. Başka yapabilir misin? Başka. Şimdi ben sana şöyle, al bunu, şu 100 lira veriyorum borç. Diyorum ki sen bununla diyorsun ki işte un alacağım, işte bir takım şeyler alacağım. Tabi bu 100 lira temsili. Tamam diyorum. Ben sana işte 6 ay sonra ödemek üzere 100 lira verdim.
Şimdi bu 100 lirayla bir yerden un alır, bir yerden tuz alır, bir yerden belki bazı makineler gerekir. Yani tabi bunu 100 rakam olarak düşünmeyin. Yani ben sadece şey temsili söylüyorum. 100 bin lira diyin mesela. Alır şunu bunu alır ve şey ekmek pişirmeye, piyasaya satmaya başlar. Ben şimdi buna diyorum ki bu 100 lirayı bana 6 ay sonra 110 lira olarak ödeyeceksin diyorum. Tamam. Şimdi 6 ay sonra, şimdi düşünün. 6 ay sonra bana 100 lira, 110 lira olarak ödemesi şeyin Yahya'nın görevi midir? Anlaşmamıza göre. Mutlaka ödeyecek. Çünkü ödemediği takdirde ben onun fırına da ipotek koymuşumdur. O zaten başka şey değil. Yani faizci mutlaka alacağını garanti eder, yoksa vermez. Peki 6 ay sonra, şimdi bu makine aldı, mal aldı, şunu aldı, bunu aldı. Bunu, bu 100 lirayı toparlaması mümkün olur mu normalde? Yani yatırım yapıyorsun, bir şey yapıyorsun, kazanacaksın falan filan. Yani 100 bin lira. Toparlayamaz. Yani genelde şöyle söyleyeyim, zaten bu hep kabul gören bir şeydir. Ekonomik faaliyetlerin ne zaman sonuçlanacağı belli olmadığı gibi karlı olarak sonuçlanacağı da belli değildir. Ama borcun ne zaman ödeneceği kesindir. Hem de fazlasıyla. Yani o 6 ay sonra mesela 6 ay sonra ödeyecekken bir sipariş vermiştir bir tane aleti, 6 ayda gelmemiştir. Parasını da yatırmıştır. Henüz daha fırını çalıştırmaya da başlamamıştır. Evet biraz un da almıştır, tuz da almıştır. İşte bugün geliyor, yarın geliyor, gelmedi. Gün geldi, Yahya diyorum ya mecbur dememe lüzum yok. O gün bana bu 110 lirayı getirmezse iş yerine el koyarım. Benim para getir dememe gerek yok ki. Şimdi bana bu 110 lirayı getiremeyecek. Getiremediği için gelecek bana diyecek ki bana 110 lira kredi lazım diyecek. Değil mi? Çünkü o borcu kapatması için, bana olan borcunu kapatması için 110 lira kredi lazım. Peki bu 110 lirayı kaç lira satacaksın bana? O zaman 120 lira ödersin diyorum. Hadi bakalım. Bir daha 140 lira, bir daha falan. İşte riba olan bu 100 lira değildir. 100 liraya yapılan ilavedir riba olan, tamam mı? Bu riba olan bu. O kat kat artan budur. Para değil. Yani 10 olur, 20 olur, 40 olur, 60 olur, 80 olur, 100 olur, 200 olur, 500 olur, artar. Ana parayı birkaç katla geçebilir, geçmeyebilir de. Ama o kat kat olması ana parayı geçmesi manasına değildir. Yani faizin kat kat artmasıdır. Çünkü adafe mudafe faizin sıfatıdır. Ana paranın sıfatı değildir, tamam mı? Şimdi burada parasını faize verenler hep bu beklenti içinde değiller midir? Onun için bankacılık konusunda yakından bilgisi olanlar şunu çok iyi bilirler. Bankalar borcunu zamanında ödeyen müşteri istemezler. Tamam mı? Tabii. Borcunu ödeyemeyecek ki artırsın adamın bütün malına mülküne el koysun. Tamam mı? Depozitini, şusunu, bir sınav, şusunu, bu sünnenden alsın. Peki bu ne demektir? Yani daha ilk faize borç verirken onun kat kat katlanmasını bekleyerek vermiştir. İşte bu ayette Allah'ın anlattığı o. Edafen mudafe, kat kat olma zaten faizin şeyidir. Yoksa burada bazılarının anladığı gibi kat kat olan faiz haram da aşağısı helal. Haşa öyle bir şey olmaz. Allahü Teala geçen hafta da okumuştuk. Diyor ki
Bakara 279'da fe in tubtum felekum ruusu emvalikum. Faizcilikten tevbe ederseniz ana malınız sizindir diyor. Yani ana malı ne, ben ne vermişim? 100 vermişim değil mi? Geri alacağım nedir? Bu. Bunun üzerine şöyle bir tane de peçete koy dersem ne olur bu peçete? Faiz olur. E para değil ki kardeşim. Ana mala ilave. Öyle değil mi? Onun için Allah, yani 1 milyar borç vermişsin. Karşına 1 kuruş fazla ver demeyi de ne yapıyoruz bu ayette? Faiz sayıyor. Öyle saydığına göre o zaman adafen mudafeyi ona göre anlamamız lazım. Yani faizin vasfıdır bu. Kat kat katlanmak. Şimdi buradan şeye geçelim. Şimdi tekrar şey yapalım. Bak, Allah faizle zekatı karşılaştırdı mı? Siz gelirinizi katlamak mı istiyorsunuz? Bunun yolu faiz değildir diyor. Bunun yolu zekattır. Allah Allah. Lan nasıl oluyor bu? Zekat verdim, elimden çıkıp gidiyor. Faiz verdiğim zaman kat kat geliyor. Şimdi şeye bakalım. Rum suresi 39. ayet. 408. sayfa bende. Burada diyor ki Allah-u Teala. Ha, yanlış yapmışım. 409. sayfaymış. 29'u 39 diye görmüşüm de. Diyor ki وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي اَنْوَالِ النَّاسِ. Ha, 409. sayfa 39. ayet 30. sure Rum suresi. Evet, 39. ayet. Ve ma ateytum min riben. Bu liriben demektir. Yani faiz için verdiğiniz şey. Borç. Borç veriyorsun. Niye veriyorsun? Herhalde iki tane lam yan yana gelmesin diye birincisine min demiş Cenab-ı Hak. Yani şey, konuşmayı kolaylaştırması için. لِيَرْبُوَ فِي اَنْوَالِ النَّاسِ. İnsanların malları içerisinde artsın. Artmada borç veren kişinin beklentisi neydi? Kat kat katlanmaydı değil mi? Şimdi öbür ayette de baktığımız zaman. Bu diyor ki فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ. Bu Allah katında artmaz. Artmaz demiyor, artar. Yani faize verdiğiniz zaman geliriniz artar ama Allah bu artışı kabul etmiyor. Allah katında artmaz. Yani Allah bunu ne yapıyor? Meşru bir kazanç saymıyor. Allah katında artmazın insanlara yansıyan bir tarafı var. Onu da iyice şey yapalım. Dini Allah nasıl tarif etmişti? He? Fıtrat. Fıtrat. Ha, hemen burada, evet. Hemen bak burada. Hemen sağ tarafta 30'da Fakim ve şekeli din hanife fıtrat Allah. Aynı surede. Yüzünü bu dine, dosdoğru bu dine çevir, Allah'ın fıtratına. Evet. Allah'ın fıtratına çevir diyor. Elleti fataran nâse aleyha, ki insanları ona göre yaratmıştır. Şuraya gelsin, şuraya. Evet. Olmadı, olmadı. Öyle şey yap, arkadan geçeceksiniz. Olmadı, daha kötü yapıyorsun ya, Allah Allah. Geçtikten sonra tekrar kapatıyorsun. İyi, geçemedi bir daha. Bir daha geç o zaman. Şimdi, evet. Fıtrat dediğine göre Allah katında artmaz demek, bunu insanlar içine sindiremez demektir aynı zamanda. Onun için dikkat ederseniz, insanlar faizi içine sindirsin diye radyosunda, televizyonunda sürekli zihinler karıştırılır. Gazetelerde ve şeyler, iktisat fakülteleri kurulmuştur. Böyle hep zihinlere şey, yani o bir vücuda yeni bir organ
naklettikleri zaman sürekli vücudu uyuşturuyorlar ya organ atmasın diye. Faizciler de sürekli toplumu uyuştururlar ki toplum faizcilere karşı çıkmasın. Onun için bakın hiçbir toplumda faizciler saygın kişiler değillerdir. Yani insanların içine sinmez. Ondan dolayı da onlar yani ben faizle para kazanıyorum, şey yapıyorum dediğiniz zaman hiç kimsenin içine sinmez, fıtratına ters gelir. Ondan dolayı içine hiç kimsenin içine sinmediği için faizciler kendi yaptıkları işi neye benzetirler? Herkesin işin içine yatan alım-satıma benzetirler. Herkesin içine yatan alım-satıma benzetirler. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala İnsanların malları içinde katlanarak artsın diye, katlanarak kelimesini buraya koymamın sebebi öbür ayette okuduk ya, Ali İmran 130'da, faizin vasfı bu. Vermiş olduğunuz şey, Allah katında artmaz. Yani Allah böyle bir artışı kabul etmez. Yani Allah buna helal kazanç demez. Tamam mı? Fıtraten de insanlar bundan hoşlanmazlar. Faizli borcu alan kişinin de mal sahibi biri olduğunu değil mi vurguluyor ayet aynı zamanda bize. Ha, tabii. Faizli borcu ihtiyacı olan kişinin kendisine ait bir malı var. Karşı taraf o malda artsın diye veriyor o faizi. O Yahya bunu boşuna değil söylemiyor mi? Çünkü akşama kadar duyduğu şey. Şimdi efendim yani şeylerde var değil mi bu tepe mefe kelimesini tabii, kullanıyorlar. Tabii. Geçen hafta da konuşmuştuk. İşte tefecilik Kur'an-ı Kerim tarafından yasaklanmıştır. Tefecilik nedir? Yasal olmayan faizdir. Haşa. Yani gerçekten ben düşünüyorum da hocalarda inanılmaz bir cehennem aşkı var. Gerçekten. Bunu şaka olarak söylemiyorum. Ciddi söylüyorum. Allah'ın kitaplarını, Allah'ın kitabını bu aşkları için kullanıyorlar. Cehennem aşkı için kullanıyorlar. Ayetleri böyle keyiflerini uyduruyorlar. Kendileri ayette uyacağına kendi keyiflerini uyduruyorlar. Diyor ki burada Allahü Teala ve ma ateytum min riben liyerbu fi envalin nas. İnsanların malları içinde artsın diye veriyoruz. Mesela az önce ne dedik? Yahya'ya borç para verdik dedik ki bu fırıncıdır. Fırını var, şeyi var. Yani bu parayı verirken alacağımı teminat tamam. altına almadan vermem ki. Benim bir şeylerim olmalı yani onu alacağım. Bir şey olmalı. Yani geriye ödeme garantisi olmadan hiçbir faizci borç vermez bir başkasına. Yapı budur. Diyorum ki bak bu adamın işi iyi. O kazansın ben de alayım. Çünkü o sürekli kazanırsa ben de sürekli ondan alırım. Onun için onun işin iyi gitmesi benim işime yarar. Ama İşi bir ters giderse o zaman da malını mülkünü alır. Her halükarda ben kazançlıyım yani. Diyor ki siz malınızı kat kat artmak istiyorsanız bunun yolu faiz değil diyor bu ayet. Ama ve ma ateytum min zekatin turidune veçallah. Allah rızasını isteyerek verdiğiniz zekat. Allah rızasını isteyerek verdiğiniz zekat ne demektir? Kimsenin başına kalkmıyorsunuz. Allah rızası için veriyorsunuz. Karşı tarafın moralini bozmuyorsunuz. Şevkini kırmıyorsunuz. O kişi piyasaya çıkıyor. O sağlam moralle iş yapıyor. Geriye de bir ödeme derdi olmadığı için mesela işte Yahya'ya diyelim ki bir işletmesinde sıkıntı var. Evet, şeyi var, fırını var, işçisi var, un alamıyor. Un alamıyor, ben Yahya'ya bunu zekat olarak veriyorum. Al bunu zekat. Al diyorum, şey değil. Alıyor bunu. Ve herhangi bir sıkıntıya girer mi? O zaman efendim bu iş bugün başladı, yarın başladı diye bir endişesi olmaz. Bir an önce işletmeyi faaliyete geçirir. Hem topluma ekmek üretir,
son derece rahat, zihni rahat. İkide bir bu borcu nasıl ödeyeceğim diye düşünmez. Kaliteli mal üretmeye bakar. Çünkü öbürü kaliteli mal değil. Kalitesiz, daha ucuza mal edecek şeyi üretmeye bakar ki borcunu ödesin. Ama şimdi öyle değil. Daha kaliteli mal üretmeye bakar. Çünkü zihni rahattır. Şimdi o zaman ne olur? Bir müddet sonra bakarsınız ki Yahya zekat vermeye başlamış. Değil mi? İşte ayette diyor ki Allahü Teala ve ma ateytum min zekatin turidune veçallah. Yani işletme sermayesi sıkıntısını çeken bir kişiye ben zekat veriyorum. Allah rızası için. Tabi bu zekatı veren aslında devlet organizasyonudur. Onunla ilgili ayetlerde göreceğiz. فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ Mud'if olanlar onlardır. Şimdi mud'if kelimesini az önceki mantıkla şey yaparsak Enes Hoca. Şimdi bu bir. Bu mud'if olur mu? Ne olacak? Şimdi bu ve katları. Şimdi mud'if, yani siz zekatla 2, 4 hani gelirinizi katlamak istiyordunuz ya, bunun yolu o değil diyor Allahü Teala. Faizle. Faizle. Faizle katlamak istiyorsunuz ya, bunun yolu faiz değil. Gelirinizi katlamak istiyorsanız yolu zekattır diyor. Şimdi bu da hiç gerçekten mantık olarak anlaşılması zor bir şey yani. O zaman biz bunu biraz daha ayrıntılı olarak anladım. Bunu bir giriş olarak kabul edelim. Şimdi Abdurrahman'ı bir dinleyelim. Evet Abdurrahman, o birden başla istersen. Evet şimdi mikrofon açalım istersen yani. Sadece benim duymam yetmez çünkü başkaları da duymak ister. Açtın mı? Açıyorum. Hocamız da zaten işaret etti zekatla faiz arasındaki ilişkiye. Bu anlamda hocamızın yazdığı bir makale var. Bu makale değil böyle. Yani, akşamdan beri düzenlediğim böyle bölük bölük şeyler. Kitaplardan da, kitapta da bir kısmen vardı bir bölümü. Kısmen var evet. Bazı şeylerde de. Şimdi faizle zekat burada mukayese edilmiş. Daha doğrusu faiz derken kredi sistemiyle zekat. Bunları başlıklarını bir önce okuyayım hocam isterseniz. Oku. İlki kredi sistemi insanı cimri ve bencil yapar. Zekat ise iyiliksever yapar. Yani insan fıtratında cimrilik vardır. Faiz o cimriliği kamçılar ve kişinin ufkunu daraltır. Zekat ise kişinin ufkunu genişletir ve onu daha mutlu yapar. İkincisi ise faiz para darlığı oluşturur. Zekat ise paranın dolaşım hızını artırır. Yine bu da iktisadi açıdan da açıklanmış zaten burada. Birazdan okuruz belki. 3. Faiz mal ve hizmet üretimini daraltır. Zekat ise çarpan etkisi yapar. 4. Kredi vermek ekonomik bir faaliyet değildir. Yani hiçbir katma değeri yok bunun şey anlamda. Zekat ise tam aksine topluma bir faydası olur bunu doğal olarak. Bir hibe gibi olduğu için. 5. Ekonomik faaliyetin karla sonuçlanması garanti edilemez. Yani bir kredi sistemi neticesinde Borç alan kişi evet, ondan kişi bu mutlaka kar edecek diye bir yapacağı işte değil. Kar edecek diye bir şey yok. Zaten süreleri bile farklı. Faiz geri ödeme süresiyle faiz borcu evet. Şey, bu kar elde etme zamanı vesaire. Ekonomik faaliyetin evet. Sonuçlandırma süresi aynı değil. Yine kredi sistemi rekabeti engeller. Kredinin bir maliyeti vardır. Adına finansman maliyeti denir. Bunu geçen hafta da biraz işaret etmiştik bu konuya. 7. Kredi işsizler ordusu meydana getirir. Zekat ise işsizliği engeller. Yani kredi şey artırır, fiyatlar artırır. Sabit gelirlerin servetini azaltır. Küçük ölçekli, orta ölçekli işletmelerin kapanmasına sebep olur. Büyük ve neticede bir işsizlik artmış olur. 8. Kredi sistemi tasarruf sahiplerini bitirir. Yani kimse girişimde bulunmaz. Yok, para birikenler, biriktirenler evet, bütün anlamda, paralarını evet, alır evet, evet, o anlamda evet. Paralarını elinden alır. Evet, alır. 9. Kredi sistemi mutlu azınlık ve mutsuz çoğunluk meydana getirir.
Zekat ise mutluluğu toplumun her kesimine yayar. Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz başlıklar halinde. Şimdi belki... Tamam. Tabii belki buraya bir şey daha ilave etmek gerekebilir. Vergi sistemindedir asıl şey, yani önemli olan kısımlardan bir tanesi zekatın. Evet, maldan alınır vergi, hizmetten alınmaz. Evet, bu orada var değil evet, mi? Evet, evet. Şimdi bu şeyde Tevbe suresinin 103. ayet miydi? 103, evet. Huz min envalihim. Allah-u Teala diyor ki orada, estağfirullah, huz min envalihim sadakaten. Mallarından sadaka, ki o zekat anlamındadır Kur'an-ı Kerim'deki. Emir olduğu için. Mallarından zekat al diyor. Bu hangi mallar? Onu da Bakara 219'da diyor ki يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُوْ. Afuv dediği zaman kolaylıkla ulaşılabilen ve kolaylıkla verilebilen mal demektir. Kolayca verilebilen demek ne demektir? İhtiyaçtan fazla olandır. Onun için zekatta bir şey vardır. Nisap vardır. Alt sınırı vardır. Ama faizli sistem, biraz sonra göreceğiz, toplumu soyup soğana çevirdiği için, bitirdiği için şey yapar. Her şeyden vergi alır. Ya ben bu dünyada yaşıyorum. Oturduğum bir ev. Evden vergi alır. Ya ben oturacağım bir yer olmayacak mı kardeşim? Sen oturduğun evden vergi alır. Hatta ev almak için aldığınız krediden de vergi alır. He. Asgari adam asgari ücret diyorsun. Adamın alacağı o para. Bir kere asgari ücret, bu terimler. Bir kere bunların hepsi tamamen faizli sistemin dayattıklarıdır. Çünkü faizli sistem efendilerle kölelerden oluşur. Ama köle demezler hiçbir zaman için. Sürekli hürriyet pompalarlar. Siz hürsünüz falan filan. Ne güzel. Tıpkı hapishanedeki insanlara sen hürsün demek gibi bir şeydir yani. Bütün hareketlerin sınırlanmış, sen hürsün diyor. Asgari ücrette, yani asgarisi maskarisi değil. Çalış, ücretinizden vergi alıyor. Ben geçen de duydum, şeyde yeni bir kanun mu çıkmış, ne çıkmış? Efendim ben eve bir günlüğüne bir kişiyi cam silmesi için çağıracağım, ona sigorta yaptıracağım falan. Ya Rabbi! Ya gerçekten Müslümanların batılılara özenmesi kadar beni rahatsız eden, böyle çıldırtıyor beni ya. Allah rızası için bundan sonra bir Müslüman olarak batılı değer kelimesini kullanmayalım lütfen. Hiç kimse kullanmasın bunu. Batının tek bir değeri vardır, o da sömürü. İkinci bir değer yoktur. Diğerleri sömürü yapabilmek için yaptığı uyuşturmalardır. Başka bir şey yok. Şimdi bir uyuşturucu veriyor cebindeki parayı almak için, içiyorsun, of be ne muhteşem ya, lan batılılar ne kadar güzel. Bir de uyanıyorsun ki cebinde hiçbir şey kalmamış. Şimdi, ya kardeşim bu ne oluyor yani? İşsizlik var, istihdam var, yani sen iş mi arıyorsun, yani iş olur mu? Yok, niye kaçırıyorlar? Nasıl kaçırmasın ya, adam nasıl yaşasın? Nasıl yaşasın yani? Bak diyor ki, malından al diyor. Bir kere adamın fazla bir malı olacak. İhtiyaç fazlası. Ev benim ihtiyacım mı? Ondan vergi alınmaz. Araba benim ihtiyacım mı? Ondan vergi alınmaz. Evet, bir adamın çalışması ihtiyaç. Çalışmadan nasıl vergi alıyorsunuz? İstihdamdan vergi alınır mı? Ondan sonra istihdam sıkıntısı var. E tabii ki olur. Tabii ki olur. Yani sen istihdamı daralttıkça daraltıyorsun, ondan sonra işsizlik var diyorsun. Başka ne bekliyorsun ki? Evet. Şimdi dolayısıyla bir kere İslam ülkeleri istihdam, başlangıç olarak istihdamdan vergi almayı kesinlikle kaldırmaları lazım. İkinci, üçüncü adımlar daha sonra gelecek ve sonunda sadece maldan zekat alınacak. Tek vergi de zekattır. İkinci vergi yok. Maalesef tarihsel olarak da zekat bitirilmiştir. Yani onu da birçok derste burada okumuştuk. Bugün onu tekrarlamayalım çünkü konu tamamen başka tarafa geçmiş olur. Ama arzu edenler gitsinler. Ömer Nasuhi Bilmen'in
İslam ilmi halinde zekat bölümüne baksınlar. 8 kalem zekat hemen ilk hamlede 7'ye düşürülmüştür. Hiçbir delile dayanmadan. O 7'yi de okuyun. Diye o 7'nin tamamını okursunuz. Zekat memurları dışındakilerin hepsi fakir sınıfına sokulur. Haşa Allahü Teala bilmiyor muydu fakirlere verin demeyi? De bu 8 sınıf yaptı burada. Ne oluyor böyle? Onun için zekatın ekonomik etkisi de ciddi manada azaltılmıştır. Hakikaten birileri öyle bir operasyon yapmış İslam üzerinde. İslam'ın ekonomik yönden, sosyal yönden ve ahlaki yönden her tarafı etkileyecek, insanları cezbedecek kısımların hepsi törpülenmiş. Sadece babadan atadan işte Müslüman olduğuna inananlar kendilerini Müslüman olarak kabul etmişler. Diğerleri de İslam buysa kalsın demiş. Şimdi de zaten biraz daha iş gelişti. İnsanlar sorgulamaya başladı. Eğer din buysa hepsi kalsın. Eksik olsun diyor. Ben istemiyorum diyor. Çünkü öyle bir din anlatıyorsunuz ki kişinin fıtratına ters. Sen şimdi orada birinci maddeyi oku. Şimdi vergi şeyini okudum. Ondan sonrasını. Evet. Kredi sistemi insanı cimri ve bencil yapar. Zekat ise iyilik sever yapar. Yani insan fıtratında bir cimrilik vardır. Bu ayet-i kerime nerede? Et-Tevab'ın Me'aric suresinde 19-25 arası innel insane hulika helua. Bir dakika dur şimdi orayı açayım da ben. Evet. Kaçın sayfaydı? Yani 500 570. sayfaya açıyoruz. 19 ve devamı ayetleri okuyoruz. Bak şimdi burada diyor ki İnnel insane hulka helua. Bunu Türkçe karşılığı tatminsiz diyebiliriz. Yani insan tatminsiz yaratılmıştır. Hepiniz kendinize bakın. Ya benim mesele nedir? Ya benim bir evim, bir arabam olsa ağayım. Olduğu an ondan yetinmemeye başlar. Hemen başka şeyler. Onu da elde etse hemen başka. Onu da elde etse başka şeyler. Tatmin diye bir şey yoktur insanda. Niye tatminsiz yaratıldı? Çünkü imtihan ediyor. Kendini öyle serbest mi bırakıyor yoksa koruyor mu? Allah'ın emrine mi uyuyor yoksa canının çektiğini mi yapıyor? Sınırı yok yani. Evet. Evet. Bir dakika dur. Bunu açıklıyor Cenab-ı Hak. Helua'nın ne demek olduğunu. İzâ messehu şerru cezua. Yani başına bir sıkıntı gelse basar feryadı. Yandım, bittim falan filan. Ne olacak kardeşim? Ne oluyor? İmtihan ediliyorsun. Allah seni her şeyle imtihan edecek Cenab-ı Hak seni. وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوَى Ama eline bir imkan geçse kimseye bir şey vermez. Vermez. Şimdi bir tane hoca vardı. Şöyle maddi durum oldukça iyi şikayet ediyor bir tane bazı insanlardan falan. Ben ona dedim ki ya sen dedim hiç hayır yaptın mı şimdiye kadar? Hiç Allah rızası için şöyle 1 lira harcadın mı dedim. 1 lira yani fazla değil. Harcadın mı diyor. Kime yaptın? Bir söyler misin dedi. Düşündü. Dedi ki analığımın çatısı akıyordu. Bir gün onu yaptırdım dedi. Onu dedim Allah rızası için mi yaptırdın yoksa millet dedikodu ediyor diye mi yaptırdın? Bu adam bu kadar maddi imkanlara sahip. Analığında çatısı akıyor. Zavallı kadıncağız bir şey yapamıyor. Sesini çıkarmadı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi dedim. Sen Allah rızası için bir kirini bile vermezsin dedi. Yani yüzüne söyledim. Sen Allah rızası için bir kirini bile vermezsin dedi. Yaparız dedi. Yapamazsın dedi. Hiç kendini yorma. Şeyde hani hep görürsünüz. Ah bende olacaktı ki göresiniz. Olduğu zaman
onu göremezsiniz. Artık o gider. O kendisini göremezsiniz. Kaybolur gider. Bizim bu vakfa gelip de uzaklaşan kişiler bazen telefon açarım. Ne oldu? Herhalde zenginleştin galiba falan. Bazıları da hiç telefona da çıkmaz yani. Toplantıda olur. Ha, toplantıda olur. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala illel musallin, musalliler başka namaz, namazı tam kılan yani Kur'an'ı okuyoruz için içselleştirmiş. Ellezînhum alâ salâtihim daimun, onlar namazlarında süreklidirler. Yani sürekli Cenab-ı Hakk'a boyun eğdiklerini, ona muhtaç olduklarını, yani dinlerini ve ahiretten, dünya ve ahiretten düşünürler. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَنْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ, mallarında belli bir hak vardır. لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, isteyen ve istemeyen için. İsteyen derken dilenci değil. İhtiyacını belirtiyor. Ya şöyle bir ihtiyacım var diyen, diyene de verir. Ya ben bu adam durumunu biraz hoş görmüyorum. Bir çağırayım, bir konuşayım. Hayırdır, ne var ne yok. Ona da verir. Evet. Şimdi o birinci maddeyi bir daha oku. Kredi sistemi insanı cimri ve bencil, zekat ise iyiliksever yapar. Evet, şimdi zaten insanoğlu tatminsiz yaratıldığı için kredi, adam borç veriyor. Borç verdiği zaman zekat veren kişi bu mal gitsin diyor Allah rızası için. Ama öbürü diyor hayır ben bunu sana vereceğim fazlasıyla isterim diyor. Şimdi verdiğin karşı tarafın sıkıntısından yararlanmaya çalışıyor değil mi? Para ihtiyacından yararlanmaya çalışıyor. İşte bu kişide zaten var olan, yani ayette okuduk ya, yani iyileştiği zaman vermez. Zaten var olan cimriliği kamçılıyor. Bakıyorsunuz ki cimriler topluluğu oluyor. Şimdi mesela artık bu tür topluluklarda size borç veren kişi de bulamazsınız kolay kolay. Çünkü herkes bencilleşiyor. Bencillikle birbirleriyle yarışmaya başlıyorlar. Evet, başka ne var orada? Yine zekatsa kişinin ufkunu genişletir ve mutlu eder. Hı hı. O ayet hangisi? Bu Tevabun suresi 64. surenin 15-17 arası. Burada da zekatın ve cimriliğin 558. Daha doğrusu vermenin ve cimriliğin 558 mi? Mesela burada 15-17 diyor ki Allahü Teala burada innema envalukum ve evladukum fitne. Malınızda, evladınızda sizin elinizi yakar. Fitne. Yani sizi çok zor imtihanlara sokar. Zor imtihanlara sokar. Vallahu indehu ecrun azim. Büyük ücret Allah katındadır. Yani ne evladından bir böyle bir beklentin olsun ne malından. Çünkü o kendi hayatını yaşıyor, sen kendi hayatını yaşıyorsun. Herkesin sıkıntısı vardır. Şeyde bu sizin için bir imtihan vesilesidir diyor Allahü Teala. Peki fettekullaha mestada'tum, yani gücünüzün yettiği ölçüde Allah'a karşı gelerek Allah'tan çekinerek kendinizi koruyun. Vesme'u dinleyin ve ati'u, boyun eğin ve enfiku, malınızı harcayın. Peki harcarsak ne olur? Hayran le enfusikum, kendi faydanıza diyor. Allah Allah, ben başkasına yardım yapacağım kendi faydama. Bu nasıl olur? Nasıl olur? Biraz sonra göreceğiz inşallah. Ve men yuqa shuhha nefsihi fe ulaike humul muflihun. Kim kendi nefsinin cimriliğinden korunursa umduğuna kavuşacak olanlar onlardır. Niye? Hepimizin içinde cimrilik vardır. Yani herkesin. Niye cimri? İmtihan ettiği için Allah-u Teala onu koyuyor içimize. Ya mesela şey yaparsınız, bir yerde bir şey konuşuluyor. Mesela deniyor ki işte mesela dedik ki ya önümüzdeki hafta işte bu vakfın maaş vereceğimiz zamandır. Biraz işte şöyle bir sıkıntımız var falan. Ha, siz de biriniz diyorsunuz ki tamam ben bir 100 lira vereyim. Nasıl bakıyorum? Bu vakfı dinleyen kaç kişi var? En az giriyoruz bakıyoruz ki binlerce kişi var.
Ulan 1000 kişiden 150 lira, 100 bin liradır. 100 lira fazla kardeşim. 50 vereyim yeter. Ondan sonra ya ama 50 vereyim ama bak şimdi bir başkaları da var. Yani sadece burası değil ki. Tamam ben en iyisi buraya 25 vereyim. Ondan sonra da giderken sonra veririmdir. Bak takip eden herkeste böyle şeyler olur. Çünkü insan cimri yaratılmış. Ben sadece kendi şahsımda mesela böyle bir yerde 100 versem yeter dediğim zaman 200'e çıkarırım. Şeytanı şey yapmak için. Dolayısıyla yani bu çünkü ben de bunu kendim yaşadım defalarca. Baktım ulan bu şeytan bizimle çok uğraşıyor. En iyisi bir ikiye katlayalım da bir daha bizden uğraşmasın. Yani yapı budur. Ondan sonra فَاُولَٰيْكُمُ الْمُفْلِحُونَ Umduklarına kavuşacak olanlar cimriliklerinden korunanlardır. Diyor ki Allah-u Teala اِنْ تُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا Bakın şimdi. Siz Allah'a bir borç verirseniz yani Allah rızası için para veriyorsunuz. Yani sen burada bir fakire yardım yaptığın zaman bu parayı aslında fakire vermiyorsun. Fakire vermeyi emreden kim? Allah. Aslında o borcu Allah'a vermiş oluyorsun. Aynı kelime var. Bak burada dikkat ediyor musun? يُدَاعِفْهُ لَكُمْ Sizin için onu katlasın. وَيَغْفِرْ لَكُمْ Bir de sizi bağışlasın. وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَل۪يمٌ Allah şekurdur. Yani teşekkürü çok iyi yapar. Yani hem senin gönlünü rahatlatır, işlerini açar, şu olur, bu olur. Alimul gaybi ve şehade gaybı da yani ortada olan da bilir, içinizdekini de bilir. Halim. Şekurun halim, Allah şekurdur ve halimdir. Allahü Teala yani böyle yumuşak davranır, hiç acelesi yoktur. Gaybı da yani içinizde bilir, dışınızda bilir. Güçlüdür ve doğru karar verir. Yani size daha önce anlatmıştım bir Erzurum'dan rahmetli oldu bir zat gelmişti. Çok son derece böyle onurlu şeyli. Benim yanıma geldi ya dedi işte Konya'nın bilmem neresinde akrabalarım var. Maddi durumları çok kötü. Böyle elbiseleri yok, şeyleri yok. İçim yandı. Oraya bir şey yapabilir miyiz dedi. Ben de birisine telefon açtım şu Mahmut Paşa'da. Tamam gelsin dedi. Gönderdim oraya. Sonra adam geldi ertesi gün, ya bu ben böyle bir adam görmedim dedi. Ne oldu dedim. Vallahi dedi içeri girdim, selam verdim, sanki büyük bir tüccar gelmiş gibi beni karşıladı orada dedi. Ulan ben acaba yanlış mı anladım dedim. Hadi bir yemek yiyelim sonra bakarız dedi. Allah Allah, geçtik beraber yemek yedik. Ondan sonra çıktık. Mallarını gösterdi, gel dedi. Neyi beğeniyorsan al. Allah yine hala şaşkınım diyor ya. Bu istediğinden al. Ne kadar istiyorsun? Peki. Şey o çalışanına da bak amcan ne istiyorsa ver demiş. Aldık diyor. Paketlediler. Peki nereye gidecek? Konya Ereğli'ye. Arabam var mı? Yok. Oğlum hadi şunu arabayla götür. O zaman Topkapı'daydı şeyler, otobüsler. Topkapı'dan kalkardı. Topkapı'ya gittik diyor. Tamam mı? Bir de çocuğa da tembih etmiş, otobüsümün nakliye parasını da verdi. ya ben böyle bir adam, bu ne biçim bir insan dedi. Sonra ben ona teşekküre gittim. Hocam dedi, ben dedi zekatımı birkaç kat verdim dedi. Zekat borcum falan yok. Ama dedi, şu komşularım asıl kârım burada olduğunu bilseler, bana bir kişi kalmaz dedi. Herkes yolda kapar dedi bunlar. Bunun ne kadar karlı bir şey olduğunu şu komşularım bir bilse, bana bir kişi bile düşmez dedi. Aramızda paylaşamayız bu tür şeyleri. Evet işte bu Allahü Teala ne dedi? Allah'a borç veriyorsun. Peki ondan sonra devam et. Faiz para da. Demek ki faiz insanı gerçekten cimrileştirir. Zekat ne yapar? Bak işte adam geliyor, methediyor ya bu adam ne kadar iyi bir insandır diyor değil mi? Yarın birisi bir alışveriş yapmak istese falancanın dükkanına git diyecek değil mi? Herhangi birisini gördüğü zaman. Evet. İki, faiz para darlığı oluşturur. Zekat ise paranın dolaşım hızını artırır. Şimdi bak.
faizli borç vermek için önce parayı şöyle şey yapalım. Para vücuttaki kan gibi sürekli dolaşması lazım. Bak burada duran para hiç kimsenin bir işine yaramaz. Ama ben buradan alır, bunu Abdurrahman'a verirsem Abdurrahman bundan bir işini görür. Değil mi? Mesela diyelim size borcu var, o borcunu öder. Öbür taraf o da gider falan yerden ihtiyacı olan malı alır. O dükkan şuna verir, buna verir. Akşama kadar bakarsınız ki yüzlerce kişinin eline geçmiş. Şimdi dolayısıyla para sürekli dolaşıyor olması lazım. Ama yani işte kanın vücutta sürekli dolaşması gibi. Şimdi ben faizli borç vermek istediğim zaman piyasadan para çekmek zorundayım. Önce parayı biriktireceğim. Mesela banka devreye giriyor. Diyor ki tasarruflarını bize getirin. Onu tasarrufları alıp bankaya getirdiğin zaman bir süre o para dolaşımdan çıkıyor mu? Yani sizin kanınızın dolaştığını düşünün. 10 dakikalığına vücudunuza bir kilo eksik kan dolaşsa. Ne hale gelir vücudunuz? He? 5 kilo kan dolaşırken 5'te birini aldınız. Vücut ne hale gelir? İş yapamaz hale gelirsiniz değil mi? Şimdi piyasada diyelim ki 5 milyon lira para var mesela yani. Bankalar tasarruf sahiplerinden 1 milyonu çekti. O 1 milyon banka kasasındayken piyasada herhangi bir iş görür mü? Ne yaptı? Piyasada para darlığı meydana getirdi mi? Bak ayet ne dedi? Faiz daraltır dedi değil mi? Hemen piyasada para darlığı oldu. Peki zekat? Benim cebimde para var. Ya kardeşim ben bunu bir dağıtayım şuraya buraya alın. Onun için şeyin paranın yani altın da olsa gümüş de olsa para piyasada değilse dolaşımda değilse çok zararlı olur. Ondan dolayı Allahü Teala Tevbe suresinin kaçıncı ayetiydi o? 33. ayetinde diyor ki Estağfirullah وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةِ İşte oradaki altın ve gümüş dediği paradır o şeyde. Piyasada bugün de altın gene paradır, gümüş. Çünkü kıymetli madenlerdir bunlar. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةِ Altını ve gümüşü depolayan. وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda onları harcamayan, yani harcama kanallarına sokmayan, toplumun ihtiyaçları için harcama kanallarına sokmuyor, topluyor. Piyasada para darlığı meydana getiriyor. Febeşşirhum bi azabin elim, onları acıklı azapla müjdele. Hem kendi hayatlarında bu dünyadayken azabı çekerler, hem de toplumda sıkıntı doğar. O toplumun sıkıntısı bir müddet sonra ona da yansır. Evet, devam et ondan sonra. Faizi para yatırmak için biriktirmek gerekir. Tevbe 33. 34 o zaman, 34. Birazdan gelecek o ayet tabii. 33 mi, 34 mi? 34, tamam. 33 değil, 34, tamam. 33 artı 1. 34. ayetin de yarısından sonra. 34. ayetin yarısından sonra, ben şimdi yani vakit şey yapmasın diye ayetin tamamını okumadım. Aslında orası hocalara dokunuyor da. Bu kadar şey yaptıktan sonra okuyalım bari. 193. sayfa. Evet, bak diyor da orada Allahü Teala Estaizu billah inne kethiran ya eyyühellezine amenu inne kethiran minel ahbari vel ruhbani le ye'kulûne envâlen nâsi bil batıl. Bak şimdi burada bu mealde ne yapmış? Hahamlar ve ruhbanlar diyor. Biz Müslümanları ilgilendirmez bu. O şeydi neydi? Bunu doğru meal vermişti ya bu Kayserili. Şaban. Şaban Piriş bayağı şey yapmış, başını ağrıtmışlar.
Nasıl oluyor, böyle şey mi olur? Biz de giriyoruz. Hahamlar ve şeyler dedi mi nasıl olsa Yahudi, Hristiyan, boşver onları. Ama Müslüman hocalar da girdiği zaman adamı bayağı rahatsız etmişler. Buraya gelmişti, konuşuyordu. Şimdi bu ahbar, hibir. Yani biz Türkçe ne? Mürekkep yaramış kişiler, yani ilimle meşgul olanlar. Ruhban da Allah'tan korktuğunu yani söyleyen, yani ne olur? Din adamları. İlim adamları ve din adamları diye tercüme etmek gerekiyor bunları. İlim adamları ve din adamlarının çoğu illa şey değil yani, o ilim adamları, diğer ilim adamları da dahil. İnsanlara yanlış bilgi vererek, mesela hatırlayın bir zamanlar ana sütüne karşı çıkıp mamaları tavsiye ediyorlardı. Bunu tavsiye edenler hem de bilimsel araştırma bilmem ne falan filan. Tabi bilim diyeceksin. Bugün bu Müslümanların, İslam toplumunu bu hale getirenlerin çoğusu ilim adamları değil mi? Bu ne için yapıyorlar bunu? Mevki, makam ve dünyalık için yapıyorlar. Tamam mı? Diyor ki: "Ya yellezine amenu inne kesiran min el ahbari ve'r ruhban le'kulun envalen nasi bil batil." İlim adamı ve din adamlarının çoğu insanların mallarını batıl yollarla yerler. Ve yasuddun an sebilillah, yemeleri yetmez. Bir de Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Çünkü Allah'a itaat edin derlerse yiyemezler ki. Dini kendilerine uyduracaklar ki yesinler. Ondan sonra diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ. Ama bu daha genel söylüyor. Altını ve gümüşü kenz eden, yani biriktiren, وَلَا يُنْفِقُونَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَاللّٰه yolunda da harcamayan, Allah yolu yani sosyal şeyde harcamayanlar. Çünkü toplumun kurallarını koyan Allah-u Teala'dır. Onlar febeşşirhum bi'azabin elim, onları acıklı bir azapla müjdele diyor. Evet. Peki. Ondan sonraki şey oku. Bunun devamında tabii infakın olmadığı ortamda hırsızlık, gasp, anarşi ve meydana gelir. İnsanlar mallarını ve canlarını korumakta zorlanırlar. Mallarından infakta bulunmayanların da bir de ahirette canları yanacaktır. Bu konuda bir şey de vardı hocam, bir ayet. Rad suresinin 17. Oku, sen oku. Ve emma ma yenfe'un nase feyemküsü fil ardi şeklinde. İnsanlara yararı olan da yeryüzünde kalmaya devam eder. Yani insanlar iyilik yapıyorlar, zekat veriyorlarsa malları da şeye karşı, o zor durumda olan fakir insanlara karşı daha güvende olmuş olur. Çeşitli sosyal problemler çıkmamış olur. Tabi şimdi siz insanları sıkıştırıyorsunuz, aç bırakıyorsunuz, işsiz bırakıyorsunuz ve bu defa ne oluyor? Bir suçlular ordusu oluşturmanın yollarını açmış oluyorsunuz. Çalışmıyor, yani işsiz bırakın, çalışacak bir şeysi yok. Çalışsa kazancı kendisine yetmiyor. Herkes de ahlaklı değil ki. İnsanlarda da şey var, tatminsiz bir arzu var. Yani bunu belli, hiç olmazsa belli oranda rahatlatacaksınız ki sosyal olaylar, anarşi, terör, hırsızlık, şu bu falan filan büyük ölçüde azalmış olsun. Yani gerçekten mesela ben size Osmanlı toplumundan örnekler veriyordum tabii. Orada zekat bugünküyle kıyaslanmayacak kadar uygulanan bir şeydi zekat. Onun için şeylerde, mahkemelerin kayıtlarında en az rastlanan şey ceza davalarıydı. Hukuk davalarında da öyle bakıyorsunuz ciddi bir şey yok. Yani ciddi bir olay yok. Ve aynı gün sonuçlanmamış dava hemen hemen yok gibiydi yani. En fazla 3 gün sürerdi bir davanın sonuçlanması. Ve son derece huzur dolu bir toplum yapısı ortaya çıkmıştı. Ha, zaman zaman orada da olmuyor mu? Tabii ki olur. Olmaz olur mu? Yani insanın bulunduğu bir yerde olumsuzluklar elbette olacaktır. Evet, devam et. Faiz, mal ve hizmet üretimini daraltır, zekat ise çarpan etkisi yapar. Krediyi ödeme tarihiyle ekonomik faaliyetlerin sonuçlanma tarihi birbirine denk düşmez. Bu da müteşebbisi sıkıntıya soktuğundan, işinin aksamaması ve teminatlarına el konmaması için yeni kredi arayışına girer. Kredi bulunursa borç yükü artar ve hareket sahası daralır. Bulamazsa işletmesi kapanır. Her iki durumda da hem kendine hem de topluma zararlı olur. Evet. Yani zekat, şimdi bir dakika, şunu şey, az önce Yahya örneğini vermiştik. Yine hani zihinlerde yerleşsin. O bakımdan kolay anlaşılsın diye söylüyorum onu. Şimdi diyelim Yahya'nın bir fırını var. Tabii o fırın
Yani biz küçük bir kasabada yaşadığımızı düşünün. O fırından ekmek alıyoruz. Onun da işleri aksamış, ekmek pişiremiyor. O zaman ekmek başka bir yerden gelmesi lazım. O da bayağı sıkıntı. Geliyor bayat ekmek, işte biraz hoşlanmıyorsunuz falan. Şimdi Yahya diyoruz ki, ya sen niye üretim yapamıyorsun? Diyor işte 100 bin lira ihtiyacım var, yapamıyorum. Ay tamam, ben sana borç olarak vereyim diyor. Başka da çaresi olmadığı için ne yapalım? Peki ne zaman ödeyeceğim? Tamam, ne zamana kadar ödeyebilirsin? Tam bir hesap yapıyor, 6 ayda öderim diyor. Ya da 1 senede öderim diyor. Tamam, ben veriyorum ona, al şu 100 bin lirayı. Bana 110 bin lira ödersin diyor. Şimdi önceden 1 senede öderim diyor ama onun düşündüğü ekonomik faaliyetin 1 sene sonra sonuçlanması mümkün. Orada bir sürü yatırımlar yapacak, mal alacak, şunu yapacak, bunu yapacak. Bir sene içerisinde hem o işletmesinin kendi dönüşünü sağlayacak, hem bana para borç ödeyecek. Bu çoğu zaman imkansız olur. Çoğu zaman imkansız olur. O zaman bir sene sonra bunu bana ödemesi için tutarım onun fırınını, şey yaparım. Dedim fırını ipotek yapmak şartıyla. O da bunda başka çaresi yok. İşsiz kalmaktan ipotek yapayım diyecek, değil mi? Yani şimdi Allah'ın haram kıldığı meselesini bir kenara bırakalım. Ekonomik olarak düşünüyoruz şimdi şeyi. Şimdi verdim ona 100 lira. Bir sene oldu. Bir sene sonra hadi bakayım bana süre doldu kardeşim, paranı getir. Benim dememe lüzum yok. O kendisi getirir. Çünkü yapı öyle bir oluşmuş ki kredi sisteminde getirmezse temerrüde girer. Temerrüde girdiği zaman da ben tek taraflı faizin oranını artırma hakkına sahip olurum. Ondan sonra da şey yaparım, bir haciz getirir, onun mallarına el koyarım. Onun için süre bitmeden önce gelecek bana. Diyecek ki, ya ödeyecek durumum yok. Şu bana bir kredi daha açar mısın? Şimdi bir kredi daha açacağım. Önceki borcunu ödemiş olarak kayda geçeceğim. Bu defa ona 110 bin lira borç verip 120 bin isteyeceğim. Ya da daha fazla isteyeceğim. Şimdi bir müddet sonra Yahya elindeki fırını da kaybedecek. Çünkü yapamayacak, ödeyemeyecek. Bir daha bana kredi almaya geldiği zaman diyeceğim, kusura bakma, olmaz artık, veremem, git başka yerden bul. Başka yerden de bulamayacağı için fırını el koyacağım. O zaman Yahya'nın çalıştırdığı işçiler ne yapacak, yanında çalışan işçiler? İşletmesi kapanacak. Yahya işsiz kalacak mı? O işçiler işsiz kalacak mı? Onun şeyini, ürettiği ekmekleri dağıtan kişiler işsiz kalacak mı? Ve oradaki o toplumda o ekmeklerden yiyen insanlar ekmeksiz kalacak mı? Bu da başka yerden şey yapacak. İşte şimdi şimdi ekonomiyi daralttı mı burada? Ama ben Yahya'ya bu 100 lirayı zekat olarak verseydim aynı şekilde. Bunu tekrar geriye ödeme derdi olmadığı için işletmesi çok rahat bir şekilde hareket edecekti, değil mi? Ondan sonra daha önce ya bu daha az maaş vereyim de masrafları azaltayım ki borcu ödeyeyim diyecekti. Şimdi onu da demeyecek. Daha yüksek maaş verecek, daha kaliteli işçi tutacak, daha kaliteli üretim yapacak, daha kaliteli malzeme alacak. Ve bir müddet sonra zenginleşecek. Bu defa kendisi zekat verecek duruma gelecek. Ama benim de bir dükkanım varsa, bu defa Yahya'nın çalıştırdığı işçiler, Yahya'nın kendisi, onun sebep olduğu ekonomik genişleme benim dükkanıma müşteri olarak yansıyacak mı? Çiftçi buğday üretecek. Değirmenci, evet, çiftçi bu buğday üretecek, üretimini satacak, değirmenci değirmenini çalıştıracak, oradaki o nakliye yapan kişiler nakliyesini yapacaklar. Böyle gidecek. Dolayısıyla çarpan etkisi yapıyor para, faiz, zekat. Allahü Teala bununla ilgili de şöyle diyor. Bakara suresi 261. 61. ayette. Meselullezine yunfikun envalehum fi sebilillah. Mallarını Allah yolunda harcayanlar. Kemetheli habbetin embetet seb'a senâ bile
fi kulli sümbületin me tuhabbe. Tabi bu Allah yolu yani şey, sosyal harcamalar diyebiliriz bugünkü anlayışla. Bir bu şeye toprağa atılmış bir buğday tanesi gibidir. Buğday tanesini toprağa attığın zaman elinizden çıkar. Tıpırı zekat verdiğin zaman da elinizden çıkar. Ve o bu toprağa atılan buğday tanesini geriye tekrar toplayıp da değirmende öğütme imkanınız olur mu? Mümkün değil, değil mi? Ve zekat verdiğimiz parayı da tekrar geri isteme şansımız yoktur. Ve bu neye benzer diyor Allah-u Teala? Toprağa atılmış bir taneye benzer. O 7 başak bitirmiştir. Her başağında 100 tane vardır. Allah gene bak du'uf kelimesi geçiyor. Vallahu yudaifu limen yasha. Allahü Teala doğru tercihte bulunana bunun katlarını da verir. Sadece 1/700 değil yani. Vallahu vasi'un alim. Allahü Teala'nın imkanları geniştir ve her şeyi bilir. Şimdi bu ayet bana bir şeyi hatırlattı. Size daha önce söylemiştim. Biz bu vakıfta haftalık toplantılar yapardık. Kulakları çınlasın. İlker Parasız Hoca vardır. Şimdi para hocası, soyadı Parasız. Aslında paresiz de neyse şey parasız yazmış. Yani parçasız anlamına geliyor. Fakat o nüfuza parasız diye yazmışlar. O da ilginç bir şey. İlker Hoca Uludağ Üniversitesi'nde idi ve zaman zaman gelirdi pazar günleri bizim buradaki sohbetlere. Bir gün bu ayeti okuduk. İlker Hoca böyle şaşırdı kaldı. Allah Allah dedi, ya ben bu ayeti hiç düşünmedim şimdiye kadar. Hiç, sanki hiç okumamışım dedi. Bu nasıl oluyor dedi. Böyle gerçekten tam bir şey etti, şok geçirdi orada. Ondan sonra kalktı tahtada bir hesap yaptı. Tabii ben ekonometri falan bilmem yani. O bir ekonometri denen bilim dalı var biliyorsunuz şeyde. O matematik ile idare ediliyor iktisatta. Kalktı bir hesap yaptı, 700 rakamını çıkardı. Nasıl yaptı? Yaptı, uzmanları bilir. Dedi ki buna çarpan etkisi derler dedi. Ekonomide muhteşem bir şey bu dedi. Bu ayetten birkaç sene evvel haberim olsaydı dedi, işte ben şimdi kesinlikle Nobel ödülü almıştım dedi. Muhteşem bir şey bu. Öyle şey yaptı. Gerçekten yani piyasada ben mesela hemen kolay anlaşılsın diye bir örnek veriyorum, biliyorsunuz daha önce de birkaç kere vermiştim. Şimdi şurada 1000 kişi olsa, herkesin birbirine 1000'er lira borcu olmuş olsa, ben ilk kişiye mesela Abdurrahman'a 1000 lira zekat versem, o yanındaki hepsi verir. En son Yahya da bana 1000 lira borcu olduğu için Yahya da bana o 1000 lirayı verir. Ne oldu? Ben 1000 lirayım, gene cebime geldi. Kaç liralık iş gördü? 1000 tane 1000 lira? 1 milyon liralık iş gördü bakın. Bu kadar insanın rahatlamasına sebep olduğum için Cenab-ı Hak da benim işlerimi açıyor. Şimdi bunlar, benim bir dükkanım varsa bunların hepsi borçtan kurtulduğundan dolayı bana müşteri olarak gelebilirler, değil mi? Ben de kat kat gelirlerimi artırırım. Hepsi böyle mi olur? Bunu anlamak için söyledi. İşte tabii böyle olacak değil elbette. Ama böyle şey yapıyor. Oradan oraya. Yani siz gidip de dükkandan bir tane ekmek alıyorsunuz. O paranın nereye gittiğini bir takip edin akşama kadar. Bir dolaşımını, hatta bir aylık bir dolaşımını takip edin. O zaman görürsünüz. Şeyde işte bu ekonomi uzmanları da bu tür takiplerden sonra bu hesapları elde ediyorlar. Zaten o yüzden bu çarpan etkisi biliniyor hocam. Yani çarpan etkisi herkesin bildiği yani bir şey. Yani istihdamı artırdı, şey yaptı. Ama faizde böyle bir şey olması mümkün değil. Faiz ne çarpanı? Faiz toplumu çarpar. Faiz şey yapar, parayı alır, mal dolaşımını daraltır, bakarsınız ki adamın işi kapanıyor, biraz sonra onu işsizler ordusu evet, gelecek. Evet. Faiz zengine verildiği için dolaşımdan çekilir, dediğimiz gibi, ve piyasayı olumsuz olarak etkiler. Açıklama varsa oku açıklama. Paranın kendisi hiçbir ihtiyacı karşılamaz. Ne yenir, ne içilir, ne de giyilir. Ama kimin eline geçerse onun ihtiyacını karşılamanın vasıtası olur. Bu sebeple para damardaki kan gibi dolaşımda olmalıdır. Dolaşımda olmayan paranın kimseye faydası olmaz. Bankaya yatırılan mevduat dolaşımdan çekildiği için mal ve hizmet talebini azaltır. Birazdan bu konu iyice açılacak hocam. Dördüncüsü, kredi vermek ekonomik faaliyet değildir. Yani hiçbir katma değer şeyi yoktur. Daha sonra 110 lira
almak üzere 100 lira vermek ekonomik faaliyet değildir. Ekonomik faaliyet mal ve hizmet üretimidir. O da borcu kullanmakla başlar. Kredi veren üretimin riskini katlanmadığı için doğacak kardan pay almaya hak kazanamaz. Zekat karşılıksız mal aktarımı olduğu için ekonominin can suyu olur. Mal ve hizmet üretimi tetikler üretimini. Şimdi bakın az önce biz Yahya örneğinde 100 lira verdim, 110 lira istedim. Yahya'ya 100 lira verip de 100 lira istesem bile, yani tek kuruş faiz istemiyorum. Ama şartım var, şeyini almışım, teminatını şusunu busunu, o gün getireceksin kardeşim diyor. Getirmezse canını yakıyorum adam. Hiç faiz almasam bile işletmeler, yani o yaptıkları ekonomik faaliyetin sonuçlanma vaktiyle bana olan borcunu ödeme vakti denk gelmeyeceği için hiç faiz almasam bile işletmesini ciddi manada dara sokarım. Hatta desem ki al şu 100 lira, 20 lirası senin olsun. O 80 lirayı da veremez çoğu işletmeler. Bu sebeple ben şimdi burada bir şey söyleyeyim. Bugün derler ki efendim kredi sistemi ekonominin motorudur. Kredi sistemi olmadan ekonomi olmaz. Ben de şimdi bütün dünyaya buradan sesleniyorum. Ey ekonomistler! Bu iddianızda samimiyseniz buyurun. Ben kredi sisteminin ekonominin en büyük düşmanı olduğunu ispatlamaya hazırım. Hadi bakalım siz ekonomiyi harekete geçireceğini ispatlayın da göreyim. Meydan okuyorum, buyurun. Ve Türkiye'deki faizden şikayet edenlere de söylüyorum. Sıfır faizde olsa onunla ekonomi harekete geçmez. Ekonominin harekete geçmesinin olmazsa olmaz yolu ticaret ve ortaklıklardır. Sistemi kendi sistemimize çevirelim. Lütfen Batı'nın arkasına gitmekten vazgeçelim. Evet, devam et. Herhangi bir ekonomik faaliyetin borçlanma süresi içinde sonuçlanması garanti edilemediği gibi karla sonuçlanması da garanti edilemez. Yani ekonomik faaliyetin karla sonuçlanması garanti edilemez. Bu zararla da sonuçlanabilir. Tabii ki zararla da sonuçlanabilir. Bir risk var doğal olarak. Banka ise faiz gelirini garanti etmeden kredi vermez. Bu sebeple faiz yükünü hiçbir ekonomi kaldıramaz. Yani teminat alır, şey alır. Faiz yükünü kaldıracak hiçbir ekonomi yoktur. Ondan dolayı şeyler mesela ekonomiyi harekete geçirmek isteyen devletler hep teşvikte bulunurlar. Yani karşılıksız yardımlar yaparlar. Uzun vadeli ekonomik faaliyetin sonuçlanabileceği sürenin çok daha ilerisine kadar faizsiz kredi verirler. Ödeyemediği zaman da ona gene bir takım kolaylıklar gösterirler. Ancak o şekilde ekonomi ayakta durabilir. Evet. Kredi sistemi rekabeti engeller. Kredinin bir maliyeti vardır. Adına finansman maliyeti denir. Geçen hafta bunu ele almıştık. Olsun, gene oku. Evet, üretimden pazarlamaya kadar her safhada fiyatlara eklenen bu maliyet fiyatları sürekli yükseltir ve rekabeti engeller. Yani borç alan kişi daha fazla borcunu ödemek için ve kar elde etmek için daha fazla üzerine maliyet şeyi koyacak. Tabii şimdi bak az önce Yahya örneğinde Yahya şimdi bana aldığı 100 liraya karşılık 10 lira fazla ödeyeceği için o 10 lirayı mecburen üreteceği mal ve hizmetlere de yansıtacak, yoksa aksi takdirde yaşayamaz yani. Enflasyon artacak. Peki yanında şeysiz borçsuz çalışan bir fırıncı varsa o zaman rekabet edemeyecektir. Yani o adam daha rahat hareket edecektir. Rekabet edemeyince bu defa iki türlü sıkıntı içerisinde kalacak. Bir borcunu ödeme sıkıntısı, bir de para kazanamama sıkıntısı. Evet. 7. Kredi işsizler ordusu meydana getirir. Dikkat ediyor musunuz? Ayetin söylediği ekonomiyi daraltır şeyi. Her safhada ortaya çıkıyor mu? Ayet bir tek kelime söylüyor ama anlatımı çok fazla. Evet. Kredi işsizler ordusu meydana getirir. Zekat ise işsizliği engeller. Fiyatlar sürekli artarken dar ve sabit gelirlerin serveti hızla azalır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ekonominin dışına itilir ve bir işsizler ordusu meydana gelir. Kredi kullananlar ödeyecekleri faizi o krediyle ürettikleri mal ve hizmete ekledikleri gibi aynı oranda bir maliyeti de kendi öz sermayeleriyle ürettikleri mal ve hizmetleri eklerler. Bunun bir sebebi fırsat maliyetidir. Zira parayı kullanma yerine faize verme fırsatları vardır. Bu fırsatı kullanmış gibi yapar,
bilecekleri faiz maliyetlerini eklerler. Böylece öz sermayeleri ile iş yapanların karları artar ve borca batmış firmaları ucuz fiyatla alır. İşsizler ordusunun doğmasına yol açarlar. Ya şimdi dikkat edemezsiniz yani bu faizli sistemden dolayı bakın köyler boşaldı. Küçük şehirler boşaldı. Artık sokaklarda daha bakkal makkal görmek çok zayıfladı. Küçük işletmeler kolay kolay yaşayamıyorlar. Büyük işletmeler can çekişiyor. Hepsi de. Çünkü şeyin o para kontrol altında. Yani şimdi herhangi birisi sizin vücudunuza kendi keyfine göre kan pompalar kanı geriye alırsa sizin o vücudunuzdan hiçbir şey bekleyemezsiniz. İşte işsizlik kavramı bu yeni ekonomik şeyle olmuştur. Bu defa işsiz kalanlar devletin kapısına yanaşıyorlar. Devletin kapısına yanaşanlar gene iyi hiç olmazsa az çok bir şeyler alabiliyorlar. Siz Türkiye'de hatırlayın bundan birkaç sene evvel devlet kuruluşları maaş da veremeyecek hale gelmişti. Ondan sonra şöyle bir şey vardı mesela işçi şeyleri, sendikaları, işçi sendikaları bu defa bir takım siyasi şeylerle grev yapmasınlar falan diye onlara zam yapılıyordu. Bazen adamın makam şoförü o makamı işgal eden adamdan daha yüksek maaş alıyordu. Biz o günleri yaşadık Türkiye'de hatırlarsınız yani. Niye? Şeyde insanlar şeyde bu kredi sisteminde efendiler ve köleler diye ikiye ayrılır. Efendiler paraya hükmedenler, köleler de onların yanında karın tokluğuna çalışan insanlardır. Peki çalışabiliyorsa tamam. Ama kovuldun dediği andan itibaren açlığa talim bitti. Onun için her türlü olumsuzluklar böyle bir sistemde ortaya çıkar. Evet, devam et. Zekatın aksine kredi sistemi tasarruf sahiplerini bitirir. Banka kredi verdiği kişiden %10 faiz alırsa tasarruf sahibine de %7 verir. Üretim sürecinin tüm aşamaları göz önüne alınırsa böyle bir ortamda fiyat artışı en az %10 civarında olur. Tasarruf sahibinin alacağı faiz fiyat artışları karşısında yok olduğu gibi onun ana paradan da kaybolur. Bunu geçen hafta da bir örnek vermiştik. Yine benzer bir örneği verelim. Mesela şekerin kilosu 50 kuruş iken %7 faizle bankaya 500 lira yatıran kişi dönem sonunda bankadan 535 lira alır. Ama bu esnada şeker en az 55 kuruşa çıkar. Bir yıl önce 500 lirayla 1000 kilo şeker alırken şimdi 535 lirayla 973 kilo alabilir. Bak parası arttı zannediyor. Halbuki parası %66 değer kaybetmiş farkında değil. Evet. Böylece paranın gerçek değeri %3 civarında kaybolmuş olur. Parasını bir kenarda saklayanların kaybı daha büyük olur. Onlar sakladıkları 500 lira ile şimdi 909 kilo şeker alabilirler. Onların kaybı ise %9 civarındadır. Evet, devam et. Mevduat sahiplerinin bankadan aldıkları faiz çoğu zaman enflasyonun altında kalır. Bu sebeple onlar enflasyonun gönüllü kurbanı sayılırlar. Bazıları da bankayı zarar etmek için, ettirmek için verdiğini zannediyor hocam. Evet. Bu faiz sistem darul harp olduğu için zarar ettirelim bankayı. O zaman akıllı hocalar fetva vermiştir ona. Evet. Mesela Türkiye'de 1935'te tahvil... Aşırı iyi dinleyin bak. Bu bir şey, istatistiktir, evet. Mesela Türkiye'de 1935'te tahvile para yatırmış birinin %7 net bileşik faiz hesabıyla gelirini de ana paraya eklediği halde 1975'te mal varlığının İstanbul Ticaret Odası endekslerine göre eksi değerinin %17'si olduğu hesap edilmiştir. Bu kişinin Bak orada %7 çok yüksek bir faizdi o dönemler. Ona rağmen yatırdığı para ticaret odasına göre yüzde kaç değer kaybetmiş? Eksi değerinin %17'si olduğu. Eksi değerinin %17'si. Yani yüzde kaç değer kaybetmiş? %117 mi oluyor? %117 değer kaybetmiş bak. Adam faiz aldığını zannediyor. Parası tamamen gitmiş elinden. Yani bu kredi sistemi kendilerini besleyenleri de öldürüyor. Onları da öldürüyor. Yani oraya para yatıran tasarruf sahiplerini de öldürüyor. Evet, devam et. Aslında tablo her yerde buna yakındır. Halkın tasarruflarının miktarı daima düşmektedir. Mesela 1910 yıllarında dünyada toplam tasarrufun %80'i halkın biriktirdiği paralardan oluşmaktayken... Bak kredi sistemi devreye girmeden dünyadaki bütün tasarrufların %80'i halkın birikimi. Şimdi bu halkın birikimi %80 ise bunlar çok rahat bir şekilde ticaret ve
Yani mal ve hizmet üretimi yapıyorlar. Herkes mutlu. İşsiz olabilir bir adam ama kısa süreli bir işsizlik olur. Ve o ya işsizlik kavramı olmaz. Bugünkü işsizlik olmaz. Çünkü birisinin yanında iş bulmak diye bir kimsenin kafasında bir şey yoktur. Herkes kendisi bir mal ya da hizmet üretimiyle meşguldür. Evet. Devam et. 1960'larda bu oranın %42-45 civarında indiği söylenmektedir. 2015 yılı Türkiye'sinde halkın tasarrufu kavramı kaybolmuş, halk kredi kartları yoluyla ileride elde edebilecekleri kazançları bile büyük ölçüde bitirmiştir. Ya bugün bak halkın tasarrufu diye bir şey yok. Millete kredi kartı dağıtıyorlar. İlerisindeki kazançlara şimdiden el konuyor. Onlar da bitmiş. Bir sürü insanların borcu var bankalara. Yani halkın tasarrufu kavramı artık kaybolmuş, o da yetmiyor, gelecek kazançlar. Yani bunun toplumu ne hali, bak daraltmayı görüyor musunuz? Allah ne diyor? Daraltır diyor ama işte bunlar tek bir kelime söylüyor, arkası geliyor böylece. Devam et. Kredi sistemi mutlu azınlık ve mutsuz çoğunluk meydana getirir. Zekat ise mutluluğu toplumun her kesimine yayar. Faizli borç geri ödemeyi kesinleştirecek teminat gösterenlere verilir. Böyleleri az olduğu için bütün krediyi onlar alır, yani bu zenginler, teminat gösterebilenler ve bu yolla toplumun servetini ele geçirirler. Böylece kredi sistemi işin başında dengesizliğe yol açar. Zekat ve sadaka Allah yolunda infaktır. Piyasanın canlanması, güven ve tatmin ortamının doğması ve bütün kesimlerin faydalı işlere yönelebilmesi için infak zorunludur. Yoksa tehlikeli gelişmeler olur. Allah Teala şöyle buyurur Bakara 195'te. Okuduk biraz önce bir kısmını. Allah yolunda infak edin. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ve la tulku beydikum ile tehluke. Allah diyor ki Allah yolunda harcamalar yapın. Yani sosyal harcamalar sürekli yapın. Kendinizi kendi elinize tehlikeye sokmayın. Güzel davranın. Evet. Allah güzel davrananları sever. Evet. Burada zekat verilecek yerler diye ayrı bir bölüm var. Onu okumayalım, okuyalım. Çünkü ayrı bir konu. Yok, onu şey yapalım. Bu zekat, tabii bu geleneksel zekat anlayışının yanlışlığını kısaca söylememiz lazım. Ama burada şu iyice anlaşıldı mı? Yani kredi ile ekonomik faaliyet olmaz. Yani bu kredi, efendim kredisi ekonomi olmaz diyorlar. Tam tersine kredi ile ekonomi olmaz. Borç yiğidin kamçısıdır. Ha, borç yiğidin kamçısıdır, doğru. Eğer yiğide borç vermezsen sen yanında hiç ağzını bile açamazsın. Zavallıya borç veriyorsun, dövüyorsun, sesini çıkaramıyor. Bakın asırların yiğidi olan Osmanlı'yı 2-3 tane kağıdına nasıl şey yaptılar, kamçıladılar. Kamçılamakla kalmadılar, bıçakladılar. Bugün hala adına İslam denen, İslam alemi denen yerlerde bu böyle. Yani mesela şimdi Türkiye'de ya bu, gerçekten bu şeyin, bu sistemin o kadar kolay bir şekilde şeyleri var ki, bu balonun o kadar kolay patlatılacak noktaları var ki, ama insanlar bir büyüyle büyülendirildikleri için onları göremiyorlar. Evet. Evet. Zekat verilecek yerler normalde Tevbe suresinin 66. ayetinde açık olarak 8 kısımda şey yapmış. Tabi diğer ayetlerde işaretler var ama bu da hocamızın 60. ayet. Evet. 9. surenin 60. ayeti. Hocamızın da biraz önce belirttiği gibi Ömer Nasuh'u bilmenin ilmi halinde de ilk önce bu müellefe-i kulüp zaten kaldırılıyor doğal olarak. İşte zekat verilecekler kalıyor. Bir de diğerleri de tek sınıfa indirilerek diğer altısı da sadı fakirler olarak öyle bir şey. Sen şimdi oradan teker teker oku. Evet. Önce bir zekat verilecekleri bir ayetten okuyayım. Tevbe suresi 60. ayet. Sadakalar sadece fakirler, miskinler, sadaka işi için çalışanlar ve kalpleri ısındırılanlar içindir. Bir de esirler, borçlular, Allah yolunda ve o yolda olanlar uğruna harcanır. Bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Allah bilir, doğru karar verir. Mesela burada çok önemli bir ayrım var. Bu da innemes sadakatu lil fukara. Dört gruba lam harfi ceri kullanılmış, yani bizzat kişilerin kendi ellerine verilecek. Dört gruba da fi harfi ceri kullanılmış, yani birer şey oluşturulacak. Ne diyorduk bugün? Fon. Ha, fon oluşturulacak. Fi yani. Harfi ceri. Fi harfi ceri. Ama bu bakıyorsunuz ki ya hiç dikkat eden yok yani bu tür şeyler. Evet. Fakirler. Bunlar ikiye ayrılmıştır. Herkesin bildiği fakirler, kamu hizmetinde bulunanlar. Bunlar saygın konumdaki ihtiyaçlılardır. Allah-u Teala şöyle buyurur bu konuda. Bakara suresinin 273. ayeti. Harcamayı Allah yolunda hizmete kapanıp kalmış ihtiyaç sahiplerine yapın.
Onlar dışarıda dolaşıp çalışma fırsatı bulamazlar. Ağır başlı oldukları için bilmeyenler zengin sanırlar. Sen onları simalarından tanırsın. Kimseden ısrarla bir şey istemezler. Hayra yapacağınız her harcamayı Allah elbette bilir. İkinci grup miskinler. İşte burada bakın, mesela ilimle, devletin çeşitli şeylerinde çalışan kişilere bunlar verilir. Adam mevki ve makam sahibidir. Kimseye tenezzül etmez. O zaman zekattan adamın cebini dolduracaksın ki şey yapmasın. Sıkıntıya girmesin yani orada. Şimdi mesela aklıma ya şu vakıftan ayda 30 bin lira civarında vergi alınıyor. Ya kardeşim, ya buradan ne vergi alıyorsunuz Allah aşkına ya? Ya buradan nasıl vergi alırsınız? Hangi mantıkla vergi alırsınız? Ama işte o kredi sistemi aldırıyor. İnsanların her şeyini aldırıyor. Her şey gidiyor yani. Neymiş efendim? İşte şeydi, çalışanlardan alınacak. Ya kardeşim, maldan alınacak dediğiniz zaman hiç bu sana vergi muafiyeti falan filan demeye gerek yok. Gayet basit işte. Evet, devam et. Miskinler ikinci grup. Yani bu fakirler grubuna devletin çalışanları da rahatlıkla girer, evet. Miskin, bitmiş, düşkün hale gelmiş işsizler demektir. Hızır, Musa aleyhisselama gemiyi delmesinin sebebini şöyle anlatmıştı Kur'an-ı Kerim'deki Kehf suresi 79. ayet, 18. surenin. Gemi denizde çalışan birkaç miskine aitti. Onu kusurlu kılmak istedim çünkü peşlerinden her sağlam gemiye zorla el koyan bir hükümdar vardı. Dolayısıyla bunlar gemi sahipleri ama gemileri alınınca işsiz kalacakları için kendilerine miskin denilmiştir. Muhammed Aleyhisselam da bir rivayette, bir hadis-i şerifte şöyle naklediliyor Peygamberimizden. Bir iki lokma ve bir iki hurma için insanlara dolaşan miskin değildir. Miskin, ihtiyacını giderme imkanı bulamayan, sadaka için durumu anlaşılamayan ve halktan bir şey istemeyen kimsedir. Evet, bak şimdi miskin, buradaki miskin tarifiyle, Resulullah'ın yaptığı tarifle, o gemi sahiplerini düşünün. Musa Aleyhisselam, Musa Hızır kıssasında. Adamların gemisi var. Gemi ellerinden alınacak. Gemi ellerinden alıncaya kadar bunlar toplumda zengin kabul ediliyor değil mi? Zengin ve itibarlı insanlar. Bunların gemileri ellerinden alındıktan sonra şimdiye kadar herkese veren insanlar ondan sonra kimseden bir şey isteyebilirler mi? Yani size zaman zaman anlatıyorum. Yani şeyde ben üniversitedeyim. Fakültenin açılış töreninde hocalar konuşuyor. Bize diyor, zenginler şey göndermez, zengin talebeler gelmez. Bir tane var Abdülaziz diyor orada. Şimdi orada ben de babam iflas ettirilmiş, hasta işiyle uğraşamadığı için. 5 sene talebelik dönemde 100 lira para aldım babamdan. Onu da almayacaktım. Annem dedi ki oğlum baban çok üzülüyor, al dedi. Ondan sonra ben ya bizde yok babamın bir şey etti. Baktım hiç kimse inanmıyor. O zaman inanmıyorsan ben de konuşmuyorum dedim. Vazgeçtim konuşmaktan. Şimdi işte miskin böyle oluyor yani. Şimdi ondan sonra herkes benden yardım istemeye geliyordu. Çünkü zannediyor eskisi gibi. ben de Cenab-ı Hakk'a diyor, elhamdülillah dedim, hamdolsun. 5 sene boyunca fakültenin başkanlığını yaptım ve bütün talebelere de yardımcı oldum. Eski itibardan yararlanarak. Şimdi dolayısıyla şeyler, hatta hiç unutmadığım olaylardan bir tanesi, gidip burs alıyoruz. Ben şimdi burs almak için o zaman müftülükten alıyorduk. Arkadan o çalışanlar kendi aralarında konuşuyor. Kimin konuştuğunu da, zenginler de burs alırsa fakir fukara ne yapacak diye. İşte miskin bu, bak işte işsiz kalmış değil mi? Yani insanlar bak ne diyor Resulullah? İşte bir daha oku hadisi. O hadis okuyayım. Bir iki lokma ve bir iki hurma için insanları dolaşan miskin değildir. Miskin, ihtiyacını giderme imkanı bulamayan, sadaka için durumu anlaşılamayan ve halktan bir şey istemeyen kimsedir. Evet. İsteyemez zaten. Evet. Devam. Üçüncü... Yetimen zâmekrabe. Zâmekrabe artık yapacak bir şey yok. Adam oturmuş kalmış. İşsiz işte. Zaten Enes Hoca'nın söylediği şey, o zahmet rebeh de öyle. Yani toprağa belenmiş. Yani adam yapacak bir şey yok. Ama kimse de bir şey yapamıyor tabii. Evet. Üçüncü grup. Bak şimdi görüyor musunuz? Bak işsizleri de Cenab-ı Hak koymuş mu oraya? Ama açın,
Bak ben burada Kur'an ve Resulullah'ın sünnetiyle açıkladım değil mi bunu? Açın bakayım bir tane fıkıh kitabında bunu görecek misiniz? Evet. Devam 3. Et. Zekat işinde çalışanlar. Zekat ve sadakaları toplayıp hazineye teslim etme işinde çalışanlar bu gruba girer. Kamu maliyesi memurları ya da vergi dairesi yetkilileri bu kapsamdadır. Hı. Yine bu da bir sistem oluşturması gereğini ortaya koyuyor değil mi? Şüphesiz zekat tabii. Sistemi. Tabii alacak, verecek, evet. Dağıtacak. Çalışanlar. Tabii tabii. 4. Yani ayet açıkça söylüyor evet. Onu zaten. Evet. 4. Kalpleri ısındırılmak istenenler. Dolayısıyla bu 4 sınıfın zekatların verileceği gerçek kişilerdir. Zekatlar onların mülkiyetlerine geçmek üzere verilir. Yani şimdi mesela bizim bu vakfımız var. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Dünyanın birçok yerinde böyle entelektüeller artık burada yapılan çalışmaların değerini anlamaya başladılar. Şimdi biz bu zekattan harcayarak onları buraya çağırmalı. Bir hafta, bir ay, iki ay neyse artık misafir etmeli. Hatta giderken de güzel hediyelerle geri göndermeliyiz. İşte müellefe-i kulüp diyor ayet-i kerim. Sadece onlar değil, Türkiye içinden de birçok kimseleri çağırmalıyız. Evet. Ancak işlerinden amiller bu zekatları emanetten alırlar, yerlerine sarf edilmek üzere Beytülmal'a teslim ederler. Müellefe-i kulüp, yani müellefe-i kulüp olarak bilinen şey ise kendilerinin veya kendileri sebebiyle başkalarının İslam'a içten seve seve bağlanmaları umulan kimselerdir. Bunlar 4 sınıfa ayrılmıştır. 1. sınıf yeni Müslüman olmuş zayıf imanlı kimseler, inancı güçlensin diye sadaka verilir. 2. sınıf Müslüman olan itibarlı kimseler, ona zekat verilir ki başkaları da Müslüman olsun. 3. sınıf gayrimüslimlerin şerlerini def etmesi beklenen imanı kuvvetli Müslümanlar. 4. sınıf zekata mani olanların şerlerinden Müslümanları koruyacak güçte kimseler. Bu da artırılabilir herhalde canım. Tüm bu gayrimüslimlerin tebliğ amaçlı. Bu ulemanın görüşü o. Evet. Bunlar. Yani o kadar güzel bir şey ki yani şey mesela tanıtma fonu diye bir şey evet. Var ya. O da İslam'ı tanıtma fonu gibi evet. Oluyor. Evet. Bundan sonra zikredilecek 4 sınıfın başına ise F harfi getirilmiştir. Yani bunlara tek tek harcama yapıyorsunuz kişilere. Ondan sonra da fonlar geliyor. Evet. Fi zarf içindir. Zarflık bazen zamanda bazen de mekanda olur. Bu 4 yerin ilk ikisinde zamanda, diğerlerinde ise mekandadır. Dolayısıyla bu sınıf dakiler aldıkları zekatları içinde bulundukları durumdan kurtulmak için sarf ederler. Bu itibarla zekatın sarf yerleri unvanını alırlar. 5. grup özgürlüğünü kaybetmiş kişiler. Bunlar daha çok fidyesini ödeyemeyen savaş esirleridir. Günümüzdeki belki hapishanedekiler. Hapishanedekiler tabii. Onların belki savunmaları tabii, falan da olabilir. Mesela bazen adam piyasaya da çıkamayabilir. Yani çok zor durumdadır. Bir takım şeyler vardır. Onlar da olabilir. Evet. Bir de şey hocam, normalde bir hapiste bulunan kişi için 500 liraya kadar, en az 600-700 lira bir öğrencinin ihtiyacı kadar masraf gerekiyor günümüzde. Hmm. Bildiğim doğru. Kadarıyla öyle bir durum da var. Borçlular. Zaten bu hapishane başlı başına bir problem. O, evet. Borçlular, borcunu ödemeyecek durumda olan herkes de buraya girer. Mesela tabii. Borçlular kelimesi çok önemli burada. Hep fakir yaparlar. Borçlular fakir. Ya kardeşim. Mesela yani Cenab-ı Hakk'a çok şükürler olsun. Ben hayatımın her devresinde ticaret ve sanayinin, ekonominin hep içerisinde olduğum için kimin neler yaptığını gayet iyi biliyorum. Bazen bakarsınız ki çok büyük bir ekonomi kuruluş. Ya küçücük bir paraya ihtiyacı vardır. O para, o ekonomi kuruluşla kıyasladığın zaman yok gibi bir şeydir. Ama o olmazsa yani şey gibi işte şurada bir kontak yapmış elektrik ağında şey kopmuş nedir onun adı? Yok. Kablo. Kablo kopmuş. Bir 10 santimlik bir kablo ilavesi yapılsa sistem tamamen düzelecek. O olmadığı zaman burada elektriksiz kalacaksın. Ya da şeyde kuyuda tonlarca su var. Eski o pompalarla çıkarıyorsunuz. Bir bardak suya ihtiyaç var. O bir bardak suyu pompaya dökmezsen aşağıdan isterse deniz olsun hiçbir şey çıkaramazsın. İşletmelerde böyle sıkıntılar vardır. Şimdi dersin canım faizle yap. Ya kardeşim faizle dediğin zaman benim zaten bir sürü başka sıkıntılarım da var. Sadece tek sıkıntı o değil ki. O zaman benim sıkıntımı katlayarak artırmış oluyorsun. Böyle çok küçük paralardan dolayı batan çok sayıda işletmeyi ben şahsen biliyorum. Siz de bilirsiniz. Yani faize giriyor ve batıyor. Dolayısıyla ayette borçlular dendiği zaman siz tutar zekattan verirsiniz. Şimdi bizim fukaha der ki satsın iş yerini. Tamam satsın ne olacak?
Adam onu sattığı zaman satar, borcunu öder. Kendisi belki belli bir süre rahatlar ama orada çalışan işçiler var. Oradan yapılan üretimden yararlananlar var. Ondan dolayı ülkeye bir takım katma değer üretiliyor. Onu sen zekatla kapat. Adam zaten ikinci ay, belki birinci ayda bile senin verdiğinden daha fazlasını zekat olarak verebilir. Evet, devam et. Diğer grup da Fisebilillah grubu, yedinci grup. Zekatının verileceği yerlerin yedincisi olan bu sınıf, silah, kalem ve dil ile cihat ederek Allah yolunda olan ve bu yüzden geçimini sağlayamayan kişilerdir veya devletin savunma, eğitim ve sağlık giderleridir. Bu çok problem oluyor hocam günümüzde. İşte bu okul yapmaya verilir mi ya da eğitim amaçlı verilir mi? Fıkıh kitaplarında okursan veremezsin. Evet, tabii. Kur'an-ı Kerim'den okursan yere verirsin. Evet. 8. İbn-i Sebil, yolcu. Yolcuların ulaşım, konaklama ve hizmetleri için yapılan her türlü harcamalar bu gruba girer. Bu mesela eskiden şunlar yapılıyordu. O konaklama yerlerinde yolcular bedava konaklar, yerler, içerler. Hatta ondan dolayı ilim yolcuları çok rahatlıkla dünyanın her tarafına gidiyorlardı. Nasıl olsa yürüme mesafesinde konaklama yerleri var. Gidiyor orada kalıyor. Oradan devam ediyor. Oradan gidiyor falanca yere. Falanya'daki hocalardan ders görüyor. O gittiği yerde zaten zekatla karnını doyuruluyor. Birçok yerde de imaretler var falan. Yani bu ulaşım ve haberleşme işleri de bununla karşılanabilir. Evet. Bu konuda bir şey de ilave edebiliriz belki hocam. Beytullah Aktaş'ın bu konuda yaptığı Kur'an'a göre zekatın harcama kalemleri isimli tezi de bu zekat kalemleri ile ilgili ayrıntılı olarak bunlar. Evet, ayrıntı orada o da tamamen konunun şeyleri var. Bitti mi? Evet hocam, şeyler bitti. Evet, şimdi sonuca gelelim. Bakın tekrar ayeti okuyalım. Kısa bir özet yapmış oluruz ayetlerden. Bakara suresinin 76. ayet. Ama ondan önce 275. ayetten kısa bir bölüm okuyalım. Diyor ki: "Sauz bi ellezine yekuluna riba la yakumun illa kema yakumul lezi yetahabbatu şeytanu minel mes." Faiz yiyenler şeytanın dokunup aklını çeldiği kişinin davranışından farklı bir davranış göstermezler. Yani şeytan gibi konuşmaya başlarlar. Aynen onlar gibi davranırlar. Niye? Zalike bi ennehum kalu innemel bey'u mitlu riba. Bu şundan dolayıdır. Alım satım da tıpkı faiz işlem gibidir derler. Yani faiz alışveriş gibidir demezler. Faiz esastır. Alım satım onun bir dalıdır. Kredi ekonomisi, ekonomi kredisiz olmaz derler. Bugün hep söylenenler budur. Böyle buna Allah Teala bu söze ne diyor? Şeytanca bir söz diyor. Çünkü borçla ekonomi asla olmaz. Borçla ufak tefek şeyleri kapatabilirsiniz. İşletmelerin ufak tefek şeyleri ki buna herkesin ihtiyacı olur. Yani siz para üretmiyorsunuz ki, mal ve hizmet üretiyorsunuz ama para ihtiyacınız var. O zaman ben ihtiyacım olduğunuz zaman sizden alırım. Yarın da sizin ihtiyacınız olur, benden alırsınız. Hatta bir fon oluştururuz. Herkes rahatlıkla ondan da istifade edebilir. Ama esas olan şey mal ve hizmet üretimidir. Onun için buna herkesin yönelmesi gerekiyor. Ondan sonraki ayette diyor ki Allahü Teala: "Yemhakullahu riba." Allah faizi işlemleri daraltır. İşte gördünüz. Faiz devreye girdiği andan itibaren piyasa ciddi manada daralır. Ciddi manada daralır ki yani başka söylemek istediğim şeyler var ama şimdi onlara girersem şey olmaz. Konu tam anlaşılmaz. Vallahu la ve yurbis sadakat, ama Allah sadakaları yani zekatlı ekonomiyi kat kat artırır. Onu da zaten öbür ayet-i kerimede söylemişti. Rum suresinin 39. ayetinde insanların malları içinde artsın diye verdiğin şey Allah katında artmaz. Yani Allah onu artış kabul etmez. Evet artış var ama haram bir artıştır. Cenab-ı Hakk'ın kabul ettiği bir kazanç değildir. Ama zekat verenler kat kat gelirlerini artıranlardır. Ne? Çünkü zekat verdiğiniz zaman toplumun her kesimi üretim yapıyor. Her kesimi ekonomide bir faaliyet içerisine giriyor. Dolayısıyla bir işsizler ordusu yok. Bir çok rahat bir şekilde aldatılacak, terör anarşi yaptırılacak kimseler yok. Toplumda insanlar arasında bir şey var.
bir sadakat var, bir bağ var. Şimdi bir olay hatırıma geldi. Ben İstanbul Müftülüğü'ndeyim. Dediğim belki 20 sene olmuştur. Daha da fazla. Yok ne 20 senesi ya. 30 senelik bir iş olabilir. Çünkü üniversiteye geçelim neredeyse 20 sene oldu. Şimdi Kaliforniya'dan bir profesör hanım gelmişti. Bir sene kaldı bizde. İşte Osmanlı şeylerinde yani mahkeme kayıtlarında araştırmalar falan yapmak için gelmişti. O sırada Türkiye'nin ekonomisi ciddi manada sıkıntıdaydı. Dedi ki ya dedi ben Kaliforniya'dan Türkiye'ye gelmeye karar verince Türkiye ile ilgili bir takım yazıları okudum. Ekonominin bu halde olduğu bir ülkede sokakların işsiz ve evsizlerle dolu, işsiz demedi, evsizlerle dolu olacağını düşündüm. Geldim buraya dedim, dedi. Bir tane dediğim yani hayal ettiğim bir manzarayı göremedim şu anda dedi. Bakıyorum insanlar canlı, hareketli, oradan oraya koşuyor, oradan oraya koşuyorlar. Hani Amerika'da ve Avrupa'da olan evsizler, işte şurada burada yatan insanlar hiçbirisi yok. Dedim sen dediğin ekonomik sıkıntılar Türkiye'de var, hatta belki tam da öğrenmemiş olabilirsin, biraz daha fazla var ama Türkiye'de gene iyi kötü bir İslam var dedim. İslam'da da zekat var dedim. Zekat işte şudur, şöyle 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 harcanır falan. Düşündü, elbette gerçekten dedi. Yani mutlaka bizim bilmediğimiz bir taraf var dedi yani şeyde. Hakikaten bu şeylerin zekatın sosyal problemleri çözme açısından da çok büyük faydası var. Evet, ondan sonra işte burada diyor ki Allahü Teala vallahu la yuhibbu kulle kaffarin esim, nankör ve günaha girmiş olan hiç kimseyi Allah sevmez. O zaman bizim için de şöyle diyor Cenab-ı Hak. Meselullezine yunfikun envalehum fi sebilillah. Şeyin Bakara kaçtı? 60. 60 değil. 100 neyse 261. 261. Yani 60'ı çıktı, doğru çıktı. Gerileri hariç. Gerisi hariç. 261. ayet. Diyor ki Estağfirullah. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Mallarını Allah yolunda harcayanlar. Yani Allah rızası için harcıyorsunuz. Fakire, fukara, ihtiyaç yerlerine falan veriyorsunuz. كَمَثَلِ حَبَّتٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ف۪ي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مَا تُحَبَّهِ 7 başak bitiren bir buğday tanesi gibidir. Her başağında 100 buğday var ki 1'e 700. وَاللّٰهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ Allah-u Teala tercihini doğru yapanları kat kat da artırır. Demek ki şeyin ülkenin gelişimi her bakımdan gelişimi ancak zekat sisteminin Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi ortaya konmasıyla olur. Böylece bir dersin de sonuna gelmiş olduk. Bak bu paralar piyasaya girmedi ama gene işe yaradı. Size bir şeyler anlattık hiç olmaz. Evet, şimdi sorulara geçebiliriz. Bu birincisi bir eleştiri de içeren bir soru. Tamam. Şöyle söylenmiş. Ya derslerde genelde mevcut faizli sistemin tahribatını anlatıyorsunuz. Artık bunu anladık diyor. Hatta soruyu soran demiş ki bugünkü program benim bu konuda izlediğim 4 veya 5. bir programdır ama bir türlü faizli sistemin ilke ve ayrıntılarına özet olarak bile girmiyorsunuz. Programların adına faizli sistem diyorsunuz ama niye bu konuya girmiyorsunuz? Belki de faizsiz sistemin ilkeleri elinizde vardır. Lütfen bunları da bir programla anlatın. Faizsiz finans sistemini doğrudan anlatmak bu kadar zor mu? Yok, o zaman bu arkadaşımız yanlış anlamış. Biz faizsiz finans sistemi demedik ki. Faizli sistemin sıkıntılarını anlatıyoruz burada. Faizi kaldıracak olacak. Faizi kaldıracaksın olacak. Ondan sonrası zaten çok kolay. Ya ticaret yapacaksın ya da yani ya mal ya hizmet üreteceksin. O kadar basittir. Yani zor yolu, bir şey değil. Yolu kapatan ağaçlar var yolda. Onları kaldırdım mı yol açılacak. Siz aralarda faiz sistemi aslında anlatıyorsunuz yani. Sürekli anlatıyoruz tabii. Yani şimdi bir pıhtı gelmiş damarı kapatmış. Bu pıhtıyı kaldırın diyorsun. Bu pıhtıyı kaldırdım mı ne yapacağım? Senin yapmana gerek yok. Zaten damarda kan akıp gidecek. Ya evet. Bana damarı oluşturduğu için somut sistemler istiyor insanlar. Mesela emin evim tarzı bir yapıdan bahsediyorum.
Yok ya, insanlar tamamen faizli sisteme şartlandırıldıkları için ona benzer bir şey arıyorlar. Yani sizden de onu bekliyorlar. Yok öyle bir sistem anlatmak. Yani şimdi onları burada mesela bazı zihnimizde bazı sistemler var. Ben burada anlatsam hiç kimsenin onu yapabilecek yetkisi yok. Onu ancak o güçte olan insanlara anlatmak lazım. Burada anlatmanın bir faydası yok. Evet. Evet, bir de şöyle bir soru var. Yani direkt konuyla alakalı değil ama eşimin bir tanıdığı bankadan 70 bin euro para çekmiş, Almanya'dan soru. Ve kumara yatırmış ve kaybetmiş. Yuvası da bozulmak üzereyken akrabalar toplanıp aralarında bu parayı toparlamışlar. Ancak kişinin kumar borcu olduğunu bilmiyorlar. Borsada kaybettim demiş. Sadece eşimin arkadaşının haberi var bundan. O da bunu söyleyemiyor. Söz vermiş. Şimdi parayı toplayan akrabaların bunu bilmeleri hakları değil mi? Sonuçta kumar borcu ödemiş olacaklar ve bu para bir daha da geri gelmeyecek. Yok, kumar borcu ödemiyorlar. Yani. Kumar borcu ödemiyorlar. Bu adam zor durumda, onu düzeltmeye çalışıyorlar. Adam yani ne yapmışsa yapmış. Yaptığı şeyi hiçbirisi tasvip ediyor değil. Ona yardımcı olup ailesini kurtarabilirler. Evet, bu çok soruyorlar zaten. Hani kredi borcu olana zekat verilir mi falan diye. Yani borçlu olduktan sonra borçlu. Kişi neyden kaynaklandığını neden dolayı borçlu öğrenir. Olduğunu soruşturmamıza gerek ama ona ne yapar? Nasihat ederiz. Bak bunu bir daha yapma deriz. Evet, salon içerisinden. Hocam bu kurumlara da zekat verilir demiştiniz. İşte eğitimle uğraşanlara falan. Mesela biz Kur'an kurslarında okurken vatandaşlar kurslara zekat olarak veriyorlardı. Talebeler okusunlar diye. İşte o ihtiyaçları karşılansın diye. Aynı zamanda bu verilen zekatlardan yani kursa bırakılan o paralardan orada bulunan personeller de faydalanabiliyorlardı. Bu doğru olabilir mi? Yani orada ders veren hocalar, çalışanlar. Ben İstanbul Müftülüğü'ne ilk geldiğim zaman şey yapıyorlardı. Yani bana gelen şikayetler, bilmiyorum da tabii duyduklarım. Mesela şurada hemen bitişiğimizde Tuğba Kız Kur'an kursu vardı. Ya tabii belki de bir şikayet değildi, herhalde bir zengin birisi mi söylemişti bana, neyse. Şimdi zekat vermek için gelmiş. Öğrencileri sıraya dizmişler. Hanefi mezhebi eline verecek diyor ya. Ya nereden çıkarıyorsunuz Allah aşkına ya? Hakikaten yani insan hayret ediyor. Ya bunları nereden çıkarıyor? Nasıl aklınıza geliyor böyle yanlış şeyler? Diyor ki şey, fakirin eline vereceksin. Şimdi getiriyorlar. Tek tek talebelerin ellerine veriyorlarmış. Kurs müdürü alır sonra. Ondan sonra da kursun yönetimi de talebelerden topluyormuş. Ha sen de Tuğba'da okudun değil mi? Ha, tamam, bak burada yanlış gelmemiş bana. Tamam. Şimdi ben o zaman da hocalara dedim ki ya lütfen böyle bir şey yapmayın. Müsaade etmeyin buna. Siz kendiniz alın. Çocuklarına da ihtiyacını harcayın. Kursuna ihtiyacını harcayın. Kalorifer yakta. Allah Allah ya, sen soğukta mı tutacaksın bu çocukları? Elbette. Bütün ihtiyaçlarınızı harcayın. Ama tabii gereksiz harcamalar falan da yapmaya yetkiniz yoktur. Dolayısıyla bunlar caiz olan şeylerdir ve orada da o öğrencilerin de psikolojisi bozuluyor. Yanlış mı? Nefret ediyorum. İşte, ne bak, kronçlara nefret ediyorsun işte bak. Mesela benim büyük oğlum ne güzel hafız oluyordu. Bir gün de baba gitmeyeceğim okula dedi. Şey kursa. Niye oğlum? Anlattı falan. Peki oğlum dedim, gitmeyeceksen gitme. Yani şimdi çocukları nefret ettiriyorlar. Yani çocuğa zorla da yaptırılabilir. Ben şahsen hiçbir zaman hiçbir tanesine illa gidecek yapacaksın dememişimdir. Hiçbir ne kardeşlerime ne çocuklarıma ne bir başkasına. Yani çünkü onun kişiliğinin gelişmesi her şeyden daha önemlidir. Ne? Ha, kabiltü ve hep. Devirde ilk, ha, sen tabii bu işleri biliyorsun. Onun için şeyler çok yanlış şeyler yapılıyor. Efendim Kur'an kursu binasına cami binasına olur mu? Ya orada işte bak fisebilillah dedim hepsi girer kardeşim ya. Bak Allahü Teala neden 8 sınıf demiş ki?
Bu fıkıh kitaplarına bakarsan iki sınıf demesi gerekirdi. Üçüncüye gerek yok. Fakirler ve zekat memurları. Bitti. O zaman da ne oluyor? Bakın Kur'an-ı Kerim'e, devletin zekattan başka geliri yoktur. Bizim Türkiye'de zekat potansiyeli diye bir çalışma yapmıştık. Arkadaşlara baktım, şeyde bulamadılar. Bizde kalmamış. Makale olarak var hocam. İsa'nın şeyinde. Nerede var? Koymuşlar. Makaleleri yayınlandığı bir yer var. Makale olarak evet. Mı koymuşlar? Yani ben her biri makale olarak. Ben geçen de baktım, bulamadım da. Hayır diyor. İsa'da vardır. Evet, yok, bu bizde de vardı ama kaybolmuş. Birileri alıyor. Ben bir kitaptan bahsettim, o kitap burada kayboluyor yani. Ben de mecburen bahsediyor. Yer değiştiriyor. Yer değiştiriyor. Şimdi tamam, orada bak da şey, mesela şeylerin devlet planlama teşkilatı, devlet planlama teşkilatı uzmanlarının yaptığı bir çalışma vardı o zaman. Geçen de anlattım. Var, Beşir Hamitoğulları var. Tahsin Sınav var. Mehmet Bayraktar, Sıddık Ensari. Şimdi onlar tebliğ sahipleri de belki hangisinin çalışması içerisinde olduğunu hatırlamıyorum da. Geçen de size söylemiştim. O zamanki devlet planlama teşkilatından görevliler gelmişlerdi. Ve o günkü envantere göre o seneki Türkiye bütçesinin 4 katı bir zekat gelirinin olduğunu ifade ediyorlardı. Bakın, hem faiz yok hem de böyle insanlar çok rahat bir şekilde bütün sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir durumda oluyorlar. Evet. Yani yurt dışından sormuşlar, şartlı zekat olur mu? Bununla kastettikleri de hani bizim gruptan olursan sana zekat var, yoksa yok şeklinde. Cemaatler tabii kastediliyor. Şu ihtiyacını karşılarsan. Hiç şey almayacak. Şimdi şeydi, bir gün yeni aklıma geldi. Birisi geldi bana şikayette bulundu. Şu Mahmut Paşa'da bir esnaf. Hocam, adamı fakir gördük, zekat verdik, gitti kiraz aldı. Lan ben daha evime kiraz götürmemişim dedi. Lan sana ne dedim ne aldığından? Sana ne? Artık bir de senden bu parayı nasıl harcayacağına dair emir mi alacaktı? Ya sana ne? Yani aldıysa aldı, bitti. Ondan sonra sen hangi şart koşarsan koş, hiçbirisi geçerli değildir. O parayı aldı, o artık onundur, senin değil o. İstediği gibi harcar. Evet. Bir sorum daha olacak ama. Doğru. Mesela birisi bir aileye zekat vereceği zaman mesela araştırıyor, bakıyor işte evin babası, aile reisi yanlış işler peşinde, mesela içki içiyor veya kumar oynuyor. Diyor ki ya bu aileye zekat verelim, ama aile gerçekten yani çocuklar olsun, oradaki insanlar olsun ihtiyaç sahibi kimseler. Bundan dolayı da birçoğu kişi de böyle yerlere zekat vermek istemiyor. Bu doğru mudur? Böyle şimdi burada yapmak? O ailenin erkeği gerçekten içki içiyor, parayı şey yapıyor, ona vermemek doğru olur. Ama mesela onun eşine verirsiniz. Ya da alırsınız, ona yiyecek götürürsünüz. Giyecek götürürsünüz. Ona mutlaka yardımcı olmak lazım, o aileye. Ama baktınız ki ben bu adama para verirsem gidecek içkiyle şurada burada. O adama değil, diğerlerine. O da gelsin yesin o yiyeceklerinde, problem yok. Ona da elbise alabilirsiniz. Ona da şey yapabilirsiniz. Ve de nasihat edersiniz. Bak bunu yapma dersiniz. Sefih diye bir kavram var. Sefihlere mallar verilmez. Velâ tu'tü sufehâ emvâlekum diyor Allah. Sefih yani parasını saçıp savuran insanlara para mal verilmez. Evet. Ama aç bırakılmaz. O sefihlerin arkasında ne diyor? Ayetin devamı neydi? Ferzukuhum fîhâ ve kusûhum. Evet, eline mal verme diyor ayet. Ama diyor onları yedirin ve giydirin diyor. Tamam, aç kalacak değiller yani. Parasını saçıp savuruyor diye aç kalacak değil. Gene onu yedirmek lazım ve giydirmek lazım. Ondan sonra ve kulu lehum kavlen marufu, onlara da güzel söz söyleyin. Yani psikolojisini de bozmayın onları. Çünkü önemli olan onları kazanmaktır. Evet. Tamam, başka soru? Söyle. Zengin bir insan zekat verecek, elinin altında fakir bir insan var. Yani kendisi hasta veya farklı bir sebeple paraya ihtiyacı var.
Ancak bu kişi o zekatı tutuyor, camiye yardım yapıyor, camiye veriyor. İşte düşüncesi de şöyle, o camiye her adım atandan işte 10 sevap kazanırım. Ama elinin altındaki fakiri unutuyor. Bu insanlar için ne söylersin hocam? Bu adama diyeceksin ki yanlış hoca seçmişsin. Şimdi bir kere şeyde ayet-i kerimede ve ma enfaktum felil valideyni vel akrabin neydi şey? Kul ma enfaktum min hayrin şeyde Nisa suresi Bakara mı? Bakara 200. Ha 215'te o da var. Başka ayetlerde de var. Tamam. Yeselunake ma da kul ma enfaktum min hayrin diyor ki hayrı yapacağınız her harcama felil valideyn. Önce anne babaya. Anne babaya harcamak çok zordur. Niye biliyor musunuz? Çocukluğunuzdan itibaren onlardan almaya alışmışsınız, vermeye değil. Anne baba da size hep vermeye alıştığı için sizden bir şey isteyemez. Hep vermeye alıştığı için bir şey. Mesela Ömer radıyallahu anh'ın bir duası vardır böyle çok enteresan. Ya Rabbi beni evladıma muhtaç etme. Niye? Çünkü hep vermeye alışmış. İş tersine döndüğü zaman onun psikolojisi bozulur. O şeyde evlat da hep almaya alıştığı için vermek hiç aklına bile gelmez. Hadis soracağım bu konuda. İnne sadakati alel miskini sadakatun. Muhtaç kimseye sadaka vermek, yani zekat vermek sadaka sevabı vardır belki. Ve alel zirrahimi isnetani sadakatun ve silatun. Ancak evet. Akrabaya sadaka vermekte ise veya bu zekat tabii yakın akraba hem sadaka orada, sevabı hem de akrabalık bağlarını kuvvetlendirme vardır. İki kat evet, sevabı vardır. Onun için en yakınlarınıza bak buradan ondan sonra da diyor ki vel akrabin. Anne baba önce sonra en yakınlar. Sonra yetimler. Niye? Çünkü yetimler de zavallı yani şey yapamıyor ki yani bu ne yapacağını bilmez ki onları ona sahip olmak lazım. Ondan sonra miskinler diyor. Miskin ya işsiz kalmış adam ya bu ve hiç kimseye de bir şey söyleyemiyor. Sonra da İbn-i Sebil bu şeydeki yolda kalan. Bu Cuma hutbesinin sonunda okulan ayette de ve ita idil gurba demesi yakınlara vermenin ve ondan sonra diğerini saymaması yakınlara vermenin asıl olduğunu hı hı. çağrıştırıyor. Asıl bu. Öbürleri ondan sonra. Yani. Ve de insanlar şöyle bir bakın. Başı sıkıştıkları zaman ilk başvurdukları kişiler yakınlardır. Ellerine imkan geçtikleri zaman da ilk terk ettikleri kişiler yakınlardır. Evet. Peki başka soru? Evet, vaktimiz de doldu. İnşallah mesele anlaşılmıştır. Çünkü çok önemli bir konuydu bu. Peki. Bu konu üzerine çok daha fazla çalışmak lazım. Allah razı olsun. Hepinize selam olsun.